YouTube'cum canım benim. Aa başlattım vallahi bile kaydı başlattım. Sizi seviyorum. Aşağıda açıklamadaki linkini artık tıklamaya matan aynıdır ya. Aşağıda artık World of Tanks linkini tıklayıp şurada bir arkadaşlar bir kayıt olup indirip World of Tanks oyununu şöyle bir 3-4 bölüm atmayan vallahi ayıp eder. Sizi seviyorum. Yayınlara gelin. Bak vallahi selamünaleyküm YouTube diyorlar bak. Size selam çakıyorlar. Burada oraya selam çakanlardan olanlardan olun inşallah. Ne demek istediğini ben de anlamadım da yani hani buraya gelip YouTube'a selam çakıyor. Çünkü YouTube'lular ezik. Şaka yapıyorum YouTube'cum vallahi bile. Sizi çok seviyorum canlarım benim. Bol bol Amenna. Like, bol bol yorum, bol bol abonelik patlatırsanız çok sevinirim. Gelin buradan oraya selam çakın. Öyle daha güzel olur yani. Astriyacım Allah kesene bereket versin. Sizi seviyorum YouTube'cum. Devam. Chat o zaman şöyle bir saat 2-2.30'a kadar bir kısmet dolu akar. Şöyle 1-1.5 saat. Çünkü Aslı teyzenin olduğu bölümler efsane. Devam. Mesela kaç hafta oldu? Emre çizgisinden asla çıkmadı. Emre çizgisinden çıkmadı mı? Neyse o. Evet. Emre'nin karakteri içeride de aynı dışarı. Bu kadında arkadaşlar galiba R harfi yok. Karakter. Dışarıda da aynı. Evet. Kritel. Bu düz çizgiden giderlerse çok iyi olur. Evet. Ah canım teyzecim benim ya. Ama. Teyze yani... Aslı teyzenin sizi slaylediğinin bile farkında değilsiniz. O kadar saf insanlar ki Ayça Eleşen'in ailesi. Buradan gidip de bu yoldan gidelim derlerse hiç olmaz. Amennat. Olmaz. Sumbozum iyi geceler canım benim. Ya işte bilecekler. Yani küçük değiller madem yani ki bu yola değiller. Çıktılar. Bu yola çıktılar madem çünkü Emre'nin baba tarafı Kayseri. Öyle. Her şeyi bilmek zorundalar. Aileyi bilmek zorundalar. Evet, tabii. Oturup kalkmayı bilmek zorundalar. Tabii. Abla kervan da yolda dizilir mi, düzülür mü? Neydi öyle bir laf vardı. Kervan da yolda şey olur abla. O birbirlerini tanısınlar ondan sonra şey yaparlar. Sorumluluk sahibi olurlar ya. Öyle. Aşağıdaki kick linki demiş ki bana bas desem garip olur mu? Olabilir. Birbirine karşı saygılı olmak zorundalar. Öyle. Dur utandırma beni. Yani zorundalar, zorundalar yani bu. Bizim itelememizle kakalamamızla o gibi yere gelemezler. Ali Güler 61 ne diyor Ali Güler 61? Ali Güler'in kiki mi bozulmuş Ali? Kendileri düşünecek onlar, bebek değil. Ali bir F5 at artık. Evet. Çünkü. Ali şu anda spam oldu galiba. İtelememizle kakalamamızla o gibi yere gelemezler. Kendileri düşünecek onlar, bebek değiller çünkü. Yani inşallah onların da bir düzeyi olur. Evet. Ama seni gördüm, memnun oldum, sevindim. Seni gördüm, memnun mu oldum? Gerçekten. Çok da memnun olması bir insan. Gerçekten sevindim. Neyin nesi, neyin nesi yani. Yok, biz çok çok sevindim. Ne dedin lan orada, ne ip nesin, ne bilmem nesin mi? Neyin nesi, neyin fesi. Yani... Sen neyin nesi, neyin fesi, pardon ben de ne ip nesi falan diyor zannettim. Yani yok, biz çok çok sevindim. İpek olması şarkı. Neyimiz de var, fesimiz de var. Hani bizim de öyle. Derler ya yani... neyin nesi, neyin fesi, evet. Bakalım araştıralım o, tabii falan. Tabii ki o sözün gelişi. Yani. Yalnız korktum Emre'den böyle. Arkadaşlar sesim az gelmiyor canlarım benim. Sesim az gelmiyor. Videonun sesi çoktur onu kısarız. Ondan sonra sesi arttırıyorum bir bakıyorum bangır bangır sesim çıkıyor arasını satayım. Videolarda dengesizlik oluyor. Bir ama Emre diyor ki Ayça yapma diyor. Evet. Ayça'yı artık uyarıyor. Ama uyardığı korktu halde beni. Ayça yapıyor. Tamam da canım benim zaten onun Ayça'yı uyarma hakkı yok. Bunu anlamıyorsunuz galiba. Hepiniz aynı ortamdasınız. Hepiniz Amenna. Aynı ahlaksızlığa sahip insan. Asya bir hoş geldin canım benim. Allah kesene bereket versin. O da diyor ki bak buna devam edersen diyor. Ben bir dönersem iki dünya bir araya gelse bir daha gelmem diyor. Yani. Bak cidden sana kıyamıyorum. Bir kere gidersem iki dünya bir araya gelse sen benimle bir araya gelemezsin. Şu an... Aslı teyze çok iyi bir kısmet doları izleyicisi. Sinem'im hoş geldin Canikon benim. Buradayız. 2-2.5'a kadar buradayız Sinem Toşko. Buradaki gördüğümüz o görüntülerde şu var. Amenna. Gene muhtemelen Aslı teyzeyi savunacak ve aynı zamanda Ayçeliçe'yi savunacak bir konuşma yapacak Emre. Herkesin evladı kendine abi. Tabii kesin. Orası muhakkak. Yani şimdi sen kendi evladını savunurken benim söylediğim cümleyi de kırmak istemiyorsun. Tabii kesin. Amenna. Ama kendi evladını da savunuyorsun. Kesinlikle. Aynı şekilde benim için de geçerli. Doğru. Ya burada kus. Teyzem benim canım ciğerim ya. Canım yani teyzem benim canım ciğerim chat yani o, ailem yani annem babam atam. Anladın mı? Eyvallah hani, doğru. Onun söylediği laf benim başımın tacıdır. Doğru. Ama evet. Ne diyor?
Emre'nin de düşüncesi her zaman bizim için önemlidir diyor. Aminna. Burada bu iyi bir şey. Şu anda onların... İyi bir şey mi? Niye iyi bir şey? Anasını belledi şu anda, anasını satayım Aslı teyze ortalığı. Nesi iyi bir şey ya? Karşılıklı konuşması iyi bir şey. Çok iyi Emre. Çünkü... Ya Aslı teyze şu anda Whopper menünün mucidi, mucidi, mucidi. Mesela anneannesi geldiğinde bana dedi ki kimse sahipsiz değil oğlum dedi. Cuma full oyun yayını mı? Yo. Herkesin var. Kimse sahipsiz değil. Cidden kimse sahipsiz doğru. değil. Yani hani böyle bir gerçek var zaten. Doğru. Ama şu an evet. her şeyin hayırlısı ya. Bir anda ekranda böyle ailelerin yan yana geldiğini görünce ne oluyoruz dedim ya. Harbi harbi ciddi bir yola başladık herhalde dedim. Harbi harbi ciddi bir yola başlamak yani hakikaten insanı acaba nasıl hissettiriyordur chat? Hiç aranızda arkadaşlar harbi harbi böyle ciddi bir yola girip ondan sonra nişan atan var mı? Yani. Allah korusun. Ve bu beni gerçekten mutlu etti. Bir... Tamer çok iyi bir nişan yüzü. Birilerinin fikirlerine saygı duymaları. Şalgamcım iyi geceler gülüm benim. Beni daha da mutlu etti. Aa bak Furkan'ım var demiş. Her şey güzel olacak. Abi yeni sayılarım çok giremediğim için soruyorum. Hangi günler yayın olmuyor? Vallahi Denizcan 61. Canım benim buradan Trabzon'a selamlar. Neredeyse her gün yayın oluyor. Herkesin... Olmazsa bazen perşembe pazar. Bazen. Ali Gül'e... Alem'in başına gelmiş. Alem'in başına gelmiş. Allah kimseyi yaşatmasın. Önündeki şey... Bir an önce gerçekleşir çünkü benimki gerçekleşiyor. Her şeyin Allah hayırlısını versin evladım. Yani, başka bir şey diyeceğimiz mesela ben hani bizi tanıyan insanlar evet. diyor ki ya neden diyor hani niye onaylıyor musunuz? Neyi onaylıyor? Abla sabahtan beri hay onayına sıçayım senin. Birazcık daha kıyafetlerine dikkat etmeni isterim. Çok dövmesi var. Ya abla tamam yeter artık ne olursun sus. Vallahi ağlayacağım artık sinirden ya. Ya neredeyse Ayşe Liçe'yi savunmak zorunda kalacağım ya. Amin ama ya. Bu da bir engel değildir. Aa. Emre kameraya bakmanız. Sus. Demelen ya yani. İşte şöyle hani bizi tanıdıkları için. Siz, anlatabiliyor muyum? Sizin... Tabii ki anlatamıyorsun. Tabii ki anlatamıyorsun. Emre'nin teyzesi. Bir taraftan. Evet. Sıkıntıya girecek. Hayat... Ya Ayçin teyze sen de şunu Allah'ını seversen şunu. Her şeyini onaylıyorlar bunlarda ya. Ha sizin tarafınızda. Her şeye gülüyor onlar da ya. Ayçin Liçe'nin annesiyle anneannesi. Sevmem. Ama ben size bir şey söyleyeyim. O de... Kadın şu anda arkadaşlar hadsizlik yapıyor. Bak kadın şu anda hadsizlik yapıyor. Bunlar belki kadının yaptığı hadsizliğin farkında bile değil. Bu sizin taraftan evet, sıkıntıya ben girecek. Ben hayatımda sevmem. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? O dedi bu dedi derseniz hiçbir evlilik ya olmaz bakın, yani. Ben size şunu söylüyorum zaten. Son karar Emre'nindir. Biz arkasındayız. Ablacığım böyle bir şey olabilir mi anasını satayım? Ayça Eliçe senden büyük. Dövmeleri var. Birazcık kendisi tuhaf giyiniyor. Köpeği var. Kedisi var. Ama son karar. Anasını belledin. 5 tane, 35 tane sıkıntılı kritel saydın zaten. Kritel. Çocuğum tamam, ben onu söylemek istiyorum. Abla nasıl tamam? Neye, tamam böyle tamam mı olur anası? Zaten anasını belledin ilişkinin. Tamam. Ama Ayça'ya gerekli şeyleri ben söyledim. Bak size de söyledim. Ablacığım haddin değil, haddin değil. Allah'ım bunu anlamıyorsun galiba. Daha ilk defa gördüm bir kere. Sen nasıl bir özgüven bu ya? Dedim, tekrarlamak da istemiyorum yani. Yok. Aranızdaki fark dedim bu. Bu sen daha ileriyi görmen lazım. Olgunsun. Ondan daha olgun olman lazım. Evet. Abi sen Türk televizyon tarihinin gördüğü en enteresan karakterlerden bir tanesisin ya. Anlatabiliyor muyum? En enteresan bosslardan birisin sen biliyor musun? En enteresan bosslardan biri. Tabii. Hem bozsun, aynı zamanda da bozsun diyeceğim ama. Yani yaşanmış, bitmiş bir şeyler. Geçmişi beni ilgilendirmiyor. Tabii. Ama daha akıllı. Kadın dediğin daha mantıklı olur. Daha Kadın daha mı mantıklı olur? Akıllı olur. Evet. Daha erkek dediğin daha mı gerizekalı olur? Verimli olur. Anne olur. Sizin damat adayındaki aradığınız... Kritel. Vallahi bize böyle agresif... Ya bizi öyle agresif ne yaptığını bilmeyen durduk yerde manyak hareketler yapan gözlerini pörtleten birini de biz istemiyoruz mesela. Biz de böyle birini istemiyoruz. Hadi bakayım. Değil de mutavazi. Mutavazi. Bir kere cebinde parası olacak. Emre'nin parası yok. Aynı mutavazi. Bizim gibi olacak. Mutavazi inan. Değil de mutavazi. Mutavazi. Aynı mutavazi. Bizim gibi olacak. Mutavazi olacak. Evet. Yani ben bunları... Şimdi Emre'nin agresifliğini söylüyorsunuz. Eyvah boku yedik. Bak şimdi Emre'yi savunacak. Ama nedeninin... Yine Ayça Liçe'yi gömecek. İnanılmaz bir insan ya. Ya kendi tarafı pür pak, karşı taraf bok. Kızdığı nedenini... için agresiflik yapıyor. Olur yani. İşte bak... Nasıl bir şey ya? Diyor, onun için söyle. Ben abi kısmetse ölür ne zaman bitecek?
Kerem galiba yayına arkadaşlar Suriye'den bağlanıyor. Ben abi kesmezse ölür, ne zaman bitecek abi? Abi benim maaş abi kesmezse ölür, yavrum benim kesmezse ölür. 2-2.5'a kadar buradayız ya. Oğlum senin yüzünden donatı kaçırdım. Allah cezanı vermesin. Gülüm Allah kesene bereket versin. Okuyamadım, kusura bakma ya. Evet. Ben ona bugün biraz önce kendisini anlattım. Dedim ki... Anlatmış bak Gök Ayça. Sinirlenmeden bir şey dene. Yok Aslı, sen baş tacısın ya. O Aslı ile bu Aslı farklı. Emre dedim. Güzellikle anlattım. Dur ne diyor, ne diyor? Gülüş bak Gök Ayça. Sinirlenmeden bir şey dene Emre dedim. Güzellikle anlattım. Chat bundan sonra arkadaşlar sinirlenmeden konuşun. Güzellikle anlatacağım. Ya çok seviyorum Ayçin teyze ya. Atmış bak Gök. Mimik bayan ya. Mimik kadın ya. Denizcan 61. Ece 08. Ayçin. Sinirlenmeden bir şey dene Emre dedim. Güzellikle anlat. Arkadaşlar bundan sonra sinirlenmeden konuşacağım. Güzellikle anlatacağım. Çıldıracağım. Geç abla, geç abla birazdan. Geç abla birazdan. Ben teyzemin şu an konuşmalarına hayran kaldım yani. Helal. Ya inanılmazsın Emre, bir de hayran kaldım diyorsun ya. İnanılmaz bir hadsizlik yaşandı burada ya. Gayet güzeldi. Had bildirmeye gelmediniz siz bu aleme. Evet. Olması gerektiği gibiydi bence gayet. Abi param bitti, bu son denetim, inşallah Mahsin'e buradayım. Karı da susun artık demiş galiba. Ecrenci bir iyi ki varsın canım benim. Allah keseni bekit versin. Seloş'un bu donate'i de bana tekrardan yazdığın için teşekkür ederim. Karşı tarafın da tepkileri çok güzeldi. Onlar da anlayışla karşıladılar bence. İki taraf da anlayışlı. Bence yani, iki bu güzel. Evet. Neyse beyler, darısı başınıza. Darısı başınıza mı? Allah yani ben chat buna mesela bunun ettiği duaya ne derim biliyor musunuz? Allah yazdıysa bulsun. Darısı. Allah size böyle bir şey yaşatmasın, Allah korusun. Darısı başınıza ya. Evlenmiş yani... gibi konuştun. Yok. Şöyle acayip bir şey var. İki ailenin konuşmasına... Sen bir sıç gel Serhan. Şahit olduk. Şu arkada görmüş olduğum bok benim kendi kişisel bokum. Ve herkesin buna saygısı var. İki insanın arasında kalanlara şahit olduk. Çok acayip bir ortam buraya. Bana çok şey öğreneceğiz. Serhan tuvalette de maçoluk falan yapmazsın değil mi lan? Şey falan demezsin değil mi? Erkek adam osurmaz, götü kükrer. Allah'ın pelada vermesin senin. Öyle bir şey demezsin değil mi ya? Bu beş... Öyle bir şey demezdim ya. Bir hafta oldu ama da herif klozete de sulaylamaya kalkmaz inşallah ya. Daha yeni ilk günkü konuşmalar ...ymiş gibi. Her geldiklerinde bir araya konuşulacak birçok sohbeti gördüm ben onlarda. Amenna. Hele dünkü halleri inanılmaz mutlu etti beni. Bak rekabet içerisinde abi. Rekabet duymam lazım. Mutlu oluyorum arkadaş bunların o hallerini görünce. Öylesin ulan. Bunu şey yapmadım da. Bana niye vuruyorsun lan? Ne diyor? Kısmetse olur bir dehliz, yemin ederim her izleyişimizi... Tabii canım. Öylesin ulan. Bunu şey yapma. Bir şey söyleyeceğim bak. Adnan'ın şakadan sonra Ercan'ın gülüşe bak. Adım da. Bak. Hadi. Abi çıldıracağım ya. Öylesin ulan. Bir daha bak bak. Bunu şey yapmadım da. Abi tapınakta tanrı demiştin, herkes sana göre. Kardeşim o halde görünce acayip mutlu oldu. Yemin ederim orada izlerken yüzüm güldü. Biz bir emek verdik. Cidden emek verdik. Yani bu işin içine emek var. Emre'nin ailesi ve Ayça'nın ailesi. Emre'nin ailesini, Ayça'nın ailesini boş ver de aklıma şey geldi ya. Dur bakayım. Bulabilir miyim acaba ya? Bulabilir miyim acaba ya? Dur bakayım. Dur bakayım. Ananı avradını ya. Ananı avradını. Ne günlerdi be. Ne günlerdi be. Adnan! Adnan seni çok seviyorum Adnan! Adnan! Bunlar ne oldu acaba mesela bu kızlar için? Bu kızlar belki de şu anda chatte bizi izliyor. Sana aşığım ben de evlenen lan! Emre sana da aşığım Emre! Emre sana aşığım Emre'ciğim! Emre! Abi. Seni çok seviyorum abi. Sana sorayım bir kere. Eyvallah. Sana çok seviyorum. Gerçekten. Ananı avradını ne yaşanıyor ya? Mis gibi kokuyorsun, mis nereye gibi. Nereye atacaksın? Mis gibi. Kendi sayfama sadece. Kendi sayfana. 5 kişi izleyecek o kadar. Aras Karafil. Tamam. Aynen. Aras. Aynen 5 kişi izledi harbiden. Baksana 480.000. Onları yayınlayan sen değil misin? Aynen. Tamam gördüm ben seni. İzledin mi? Gördüm. Adam ben seni hiç sevmiyorum ya. Kısmetse olur yarışmacılarının arkadaşlar hatırladığım kadarıyla bunların böyle hani... Böyle modellik yaptığını, sağda solda oyunculuk yaptığını falan patlatan ilk galiba buydu. Sevmiyor. Beni sevmiyor musun? Sevmiyor musun? Kısmetse olur ifşa yapan adamı yakalar. Evet evet, ilk ifşalayan buydu galiba. İnşaat yaka yalandı. Ben yalan söyledim. Onlar ifşa oyuncu değiller. Halktanlar onlar. Ben yalan... Emre'nin tipe bak.
söyledim. Ekim'e bak Allah kahretmesin. Adam, beni linç edildi. Gel senle bir çay içelim. Çay içelim. Allah abi. Allah abi. Darp ediyorlar arkadaşlar. Fenomeni de... Nereye gittiğinizi bilmiyorum. Emre şu anda beni aldı. Vallahi Adnan'la birlikte beni ne yapacaklar bilmiyorum. Arka tarafa kucağa çekecekler galiba bir daha. Kucağa mı? Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ne olacağını ben de bilmiyorum abi. Değişik bir video ya. Değişik bir video. Vallahi bile nereden aklıma geldi bu video ben de bilmiyorum ya. Konuşurken çok... Nereden aklıma geldi ben de bilmiyorum ya. Sıkandım diyebilirim açık ve net. O anda kendimi yerlerine koydum ve keşke dedim... Benimle net olduğum kızın ailesi gelse ve benim ailem gelse de onlar da kendi aralarında anlaşsa... Aileler niye anlaşıyor baba? Vallahi çocuklar anlaşsınsa okey ya. Ve her şey çok daha güzel olsa istedim bir anda. Emre'cim kolay gelsin kardeşim. Emre'cim Allah yardımcın olsun canım benim. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kapon Eda, Aslı'yız, hayırlı olsun canım benim. Kapon Eda, iyi ki varsın. Yankılı. Yankılı Kapon Eda, iyi ki varsın canım benim. Asıl sıkıntılı durum şimdi başlıyor. Sorun yok kardeşim, gayet rahat. Aslı'yız, hayırlı olsun Caniko. Yemin et. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Trip atacağım. 114 az ya. 114 bugün 120'leri görürüz zannettim ya. Yavrum bugün oyun oynayabiliriz ya. KMHL 24. Ünlem WOT. Kayıt ol. İndir. Şöyle 3-5 bölüm at. Evde bir kardeşim kardeşim varsa ona da oynat. 115-118 yaparız dedik. Chat yarın yayın yok. Cuma günü yayın var. Cuma günü şunu 120-121'lerle açalım ya. Yavrum oyun oynamıyorum diye bir şey yok. Polatsız herif yalandan da olsa bir oyna sonra silersin gene ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anne süt tozu yok süt. Terapon 2 iyi ki varsın. Chat süt tozu yok. Tamer çok iyi bir süt tozu. Sen galiba bahçeye çıkacaksın. Evet. Nereden biliyorsun? Çünkü annemle senin... Bak teyze bak. Gezmeye gelmediğin... Çünkü Ayçeliç'in annesi çok iyi bak izle. Annemle senin... Çünkü annemle senin... anneniz... Evet. Gelmediğin ben de geldim önemli. Şöyle dedikodu yapayım. Bunları hizaya getireyim diye geldim. Ayçeliç'e çok tatlı bir kadın ya. Geçelim. Hep beraber siz sen git sonra. Sen Ayça'yı al git. Ben... Arkadaşlar hepinize merhaba. Ah ablam benim. Ayçeliç'in annesi belli ki artık tahammül edememiş. Hani bak. Tahammül edememiş resmen. Senin var mı düşündüğün ilgileneyim? Vallahi şu an dedim ya aklımda iki kişi var benim. Ceyda'yı tanıyacağım. Bir de Cansel'i tanımaya çalışacağım. Evet. Bakalım ne olacak? Zaman niye gösterecek ben de bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Ben en son kararı... Ne kadar gereksiz bir sahneydi ya. Ercan Adnan konuşma sahnesi ne kadar gereksizdi ya. Emre verir. Hani süreyi doldurmak için resmen bir sahne çekmişler ya. Gösterecek ben de bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Bu nasıl bir şeydi ya? Yani en son kararı Emre verir. Biz arkasındayız. Ben de arkasındayım çocuğum. Sen de arkasındasın. Ya abla teyzem benim ya. Ben arkasındayım. Hayırdır biz de çocuğumuzun arkasındayız. Zaten onu... Bu saatten sonra Ayçeliç'e fan club. Söylüyorum. Hani biz başıboş bırakmadık onu. Yok. Sen misin? Arkasındayız. Evet. Su getireyim mi? Senin çocuğunun arka. Ben de çocuğum. Sana diyor Emre su getireyim mi diyor. Kız hiç dinlemiyorsun. Çocuğumun arkasında. Evet. Herkes öyle. Oy bir de kuruldu. Arka. Ben de çocuğumun arkasında. Evet. Herkes öyle. Herkes öyle. Ben de çocuğumun arkasındayım. Anasını satayım. Hayırdır? Herkesin çocuğu kendine değerli ama. Herkesin çocuğu kendine. Evet. Yani. Ama. Ay sen Ayçeliç'e yani her şeyi hak ediyorsun ya. Ya gerçekten kusacağım artık ya. Ya kadın seni savunuyor. Ya ne kadar yalaka bir insan ya. Herkes öyle. Ya herkesin çocuğu kendine değerli anneanne yani. Ama. Ya bu nasıl bir şey ya? Ama ben sizi yani. Kadın seni savunuyor orada atan kadını satıyor ya. İnşallah. Ben anneanneni anlıyorum. Medine'cim iyi ki varsın. Bir tane birisi yarın da olur bu arada. Bir tane birisi iyi ki varsın. Tamam mı? O nedir? Hemen oldu sevici. Aa hayırlı uğurlu olsun canım benim Medine'cim. Çok selam söyle ona bizden. Canım benim Medine. Çok selamımızı muhakkak ilet bak. Rica ediyorum senden. Demek istediğini ben iyi anlıyorum. Anlayacaksın herhalde. O da benim ne demek istediğimi anlıyor. Ercan sanki Whopper mü? ne olursa olsun. Emre ben varım dedikten sonra iş biter. Öyle mi çocuğum? Sağ ol teyzem. Sen de dövme sevmiyorsun, teyze de dövme sevmiyor. Tamam. Ama şu var. Hı. Emre'de de dövme var. Evet. Ha, evet. Hah.
teyze bunu kaçırıyor gözden. Belki şu an uzun kollu giyiyor. Teyzenin gözünden kaçmış olabilir bu. Haberi olmayabilir. Tamam mı? Onu bir patlatsana Ayçin. Teyzenin de üstüne gitmemek lazım. Ayçin abla onu bir patlatsana. Belki teyzesi görmemiştir. Öyle milletin dövmesini sallayıp kendi böyle koluna gümbür gümbür onlu Allah kendi açma diye dövme yaptırmayı biliyor. Emre'de de var dövme. Bence bir tane dövme göremezsiniz. Çünkü ben dövmeyi... Biliyorum siz daha... Abla mevzu o mu şu anda? Allah kahretsin. Ayçin abla Mehtap ne anlatıyor? Sen ne anlatıyorsun? Ben de bir tane dövme göremezsin. Çünkü ben dövme... Ablacım Emre'nin dövmesini patlatsana gitsene. Mehtap sana şu anda şey veriyor ya. Genç oldum, genç kadın oldum ama hiç kalkıp da özenip de şuramı dövdüreyim, şuraya gideyim kendimi dövdüreyim demedim. Ya dövdüreyim derken Allah cezanı vermesin seni boomer. Ayçin abla şaka mısın anasını? Mevzu o mu şu anda? Yani. Şu anda senin normal dövme muhabbeti yapmıyoruz. Kadın sana şu anda Emre'ye sıla ilemen için resmen vallahi spoiler verdi. Git ya operasyon yap ya. Ne nesil öyle? Şuramı dövdüreyim. Dövdürmedim. O neydi lan öyle? Dövdüreyim, şuraya gideyim kendimi dövdüreyim demedim ya, yani. Yeni... Ayçin için annesi düştü. Ne nesil öyle? Lan şuramı dövdüreyim. Şuramı dövdüreyim, şuraya gideyim kendimi dövdüreyim demedim ya, yani. Yeni nesil öyle? Şuramı dövdüreyim. Abi çaldınız ama vallahi çok iyi bir, çok iyi program ya Asya ya. Dövdürmedim yani. Durma. Ben Ayça'ya dedim. Çok dövdürmek istiyorsan kendin gel ben seni döverim. Evet. Çok... Abla ne yapıyorsun şu anda Allah kahretsin çok korkutucusun hakikaten ya Asya'nın dediği gibi Çetin dediği gibi. Durma. Ben Ayça'ya dedim. Çok dövdürmek istiyorsan kendin gel ben seni döverim. Evet. Evet Çet ben söyledim Çet. Ben Ayça'ya da söyledim yani çok dedim kendini dövdürmek istiyorsan gel ben seni döverim dedim. Abla bir tık korkutucusun ya bir tık korkutucu ya. Çok zevkli olur hatta. Çet eğer kendini çok dövdürmek istiyorsan ben seni döverim. Döverim yani. Tamer çok iyi bir dövme. Tamer çok iyi bir tatu. Daha yapabilirsin yani, şimdi. İstemedim. Ben bir tane yaptırdım tamam özen. Tatu. Asele he ha ehe ehele kule ehe zidamana ne maliyale maliyale bole dipi. Hadi iki. Öyle bir şarkı vardı bir ara. İnciyi de yaptırdın tamam. Neyse hacım hoş geldin canım benim. Ama fazlası zarar. Duygu Hanım bana göre çok yanlış yaptı. Çok da yanlış ilerliyor. Yanlış ilerlemeye de devam ediyor. Mehtap'tan elektrik aldıysan Mehtap'la devam et. Elektrik aldıysam derken şöyle bir durum var onlar. Sonuçta bir hafta görüştüm. Bir şeyler paylaştım. Niye devam etmiyorsun? Ama Ercan sen de sanki böyle hani ciddi konuşuyormuş gibi yapıp sürekli insanlarla dalga geçiyormuşsun gibi bir vibe'ım var ya. Son senin ben terine sıçayım. Evet. Bana dünkü konuşmada şöyle bir cümle kurdu. Çok önemli bu. Ben mi? Yok. Mehtap. Ha, okay. Çünkü ben mi diyorum? Çünkü Mehtap ve Duygu ile beraber ben bahçede konuştum birebir. Tamam. Son olarak şunu söyledi. Bak bu senin açından çok önemli. Seni ilgilendiriyor birebir. Hayırdır? Kimi? Ercan'ı. İnşallah. Eğer dedi Ercan'ın bu eve geri döneceğini bilseydim. Hakikaten dedi onu. Hiç kimseyi tanıma yoluna gitmezdim dedi. Ya Murat abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu saatten sonra yani ben Mehtap'ın o yaptıklarını gördüm ya. Asla olmaz. Ağzıyla yani. Kuş tutsa, olmaz. At üstünde tek ayak üzerinde de binse, okla kuş vursa, ı-ı. Kuş da ok vursa peki hocam? O nasıl yapar mı yani Ercan? Olmaz abi. Ya da kuşuyla ağız tutsa. Mesela Beste Toşko. Mesela kuşuyla ağız tutsa ya da yani tam tersi. Biten bitmiştir, bittiği gün gitmiştir maalesef. Sürpriz. Nazlı Reyciğim iyi ki varsın gülüm benim. Hı-hı. Çok teşekkür ederim canım benim abonun için hoş geldin Nazlıcığım. Olmaz abi. Biten bitmiştir, bittiği gün gitmiştir maalesef. Biten bitmiştir, bittiği gün gitmiştir. Ah! Ah! Aynı gemide yoldayız. Ben tutarız bu evde. Sır dolu şu halimiz oynatır. Çetli biri şey almış. Ne oluyor? Çetli biri şey almış. Ne oluyor? Çok şey yok. Peki enflasyonunuz mesela? Çünkü ne biliyor musun Murat abi? Sürekli soru işaretleri yaşayacak bir insan değilim ben. Çok haklı. Amenna. Anladın mı abi? Şüpheyle yaşanmaz. Yaşayamam. Asla. O yüzden iyi ki de eğlenmişim. Her şeyi objektif bir gözle dışarıdan izleme fırsatım oldu. Çok da güzel oldu. Olur. Olabilir. Çelik kanat İbo. Çok da iyi. Mesela diyelim sen buradan tıkladın, kayıt açtın. Gittin orada oyna bir dene. Belki olmaya da bilir gerçi emin değilim ya. Zor. Oğlum ne kadar değişik bir soru. Çelik kanat İbo. Senin düşünmen yeter ya. Bence hiç o kadar zahmete girme. Boş ver.
oldu. İbon benim, iyi ki varsın. Yani bir de ben en çok dövmeye karşı olan bir insanım. General Muru aleykümselam. En çok dövmeye karşı olan bir insan olarak Emre'nin de dövmesi var. Ayçin teyze gel şuraya sılıyla ya. Sevmiyorum çocuğum yani. Ya neyi sevmiyorsun? Emre'de de var. Yapacak. Bir de yani sen sevmesen ne demek anasını satın. Düşünsene benim teyzem sevmiyor diyor arkadaşlar. Dövme sevmiyordu. Ben hoşlandığım kadından vazgeçeceğim. Emre'de şey, vardı. Hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Dövme şansına. Var. Emre'de de var. Aha! Çocuğum yani. Dur. Gelinizde de şey var dövme. Dur odaklan. Emre'de var. Emre'de de var. Dövme. Emre'yi ben hiç görmedim. Emre bana göstermedi o dövmeyi. Nasıl yani? Hep müteyyazesine gösterdi. Gerçekten. Yani. Evet. Ben bilmiyordum Emre'nin yani, bilmediğini. Ben... Ay, özür dilerim. Ya... Ay özür dilerim, şüpheli. Gerçekten. Şimdi bakın... Ben... Ya ben gerekse o dövmeyi sildiririm. Bak, kapalı giyinirse kapalı da yani giyinirim ama gene de yıkatırım Ayça değil demek ki. Yani biraz... üzülürüm. Ağlaman evet, için söylemedim. Evet ağladım, kızlar beni susturdu. Ama bak biliyorsam şimdi hemen ağlarım. Ben? Ağlarım bak, seni görünce ağlayasım geliyor. Sonradan söyleyip de geldiğinde neden söylemedi demektense... Bu arada Emre de daha önce evlenip boşanmış. Ay özür dilerim, ağzımdan kaçtı. Sonradan duymaktansa baştan söyleyin. Evet. Bu da baştan söyler hemen. Yani. Söyledim ben zaten her şeyi. Baştan söyler ama darılacakmış gücüm ama içindeki yani öyle kötülük fesatlık yok. Lap diye söyler. Ama ben de dururum böyle. Böyle dururum karşısında. Allah Allah. Teyzem benim ne kadar tatlı bir insan ya. Bu, oradaki yalnız teyze senin mimikler de kızına benzedi. Doğru. Ayçin'e benzedi. Büyüteceğim. Kendimi büyüteceğim. Küçücük başımda gelecek. Elin çocuğu senin çocuğunu ağlatacak. Oldu. Yok iç güveysi alın. Oldu. Küçücük başımda. Konuşmayı yaptıktan sonra Duygu'ya attığı bakışı izleyin çabuk Ayçin teyzenin. Gelecek. Spesi çeficim aleyküm selam. Bak buraya bakın arkadaşlar. Ayçin teyzenin Duygu'ya attığı bakışa bakın geliyor. Elin çocuğu senin çocuğunu ağlatacak. Yok iç güveysi alın. Yok öyle bir şey diyorsun. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir şey yok. Kimse yani, öyle bir şey yok. Kimse kırmaya hakkı yok. Gözünün o bir damla yaşı beni boğar yani. Kesinlikle katılıyorum. Ben üzülürüm çocuğuma. Ay tabii yani hep söylüyorum chat birini kırmadan önce onun çocukluk versiyonunu düşünün. Kesin. Düşünün yani o da bir çocuktu. O bir böyle küçük bir insandı yani. Tamam mı? Tabii yani bu Melis için geçerli değil. Mesela Melis'i kırabilirsiniz arkadaşlar. Melis'in küçüklüğünü düşünmenize gerek yok. Melis biraz psikopat bir çar olduğu için. Bakacak. Benim çocuğuma güzel baktı mı ben de ona daha iyi bakarım. Daha mutlu olursun sen. Daha ben de damatımı olursun. Çok severim. Tabii daha çünkü mutlu benim çocuğum. Bu arada Ayçin teyze de çok iyi bir kaynan olur ha. Çok kafa bir insan. Üstünde tutuyor. Bir de çok umursamıyor da böyle. Çok müdahale etmez evliliği. Hemen. Ama var ya Aslı teyze evde yatar biliyor musun? Yani gelinle damadın arasında yatar biliyor musun? Aynı yatağa uzanır araya yatar biliyor musun? Öyleli. Ben öyleli. Emre'ye de söyledim. Ayçin teyze çok iyi. Hakikaten öyle iyi yabanne bence. Bir tane zaten. Dedim. Bir tane zaten. Yok hayvan sevgisi. Var hayvanı. Ama hayvan sevgisi de anasını satayım. Hayvana karşı olmak ne demek? Bu nasıl bir neyin kafası ben anlamadım. Evdeki hayvana niye karşı oluyorsun sen ya? Aa. Bu nasıl bir kriter ya? Abla ne kadar tuhaf kriterler ya bunlar. Kriter. Seviyoruz hayvanları. Kızımın ikimiz hayvanı seviyoruz. Onun da köpeği var. Benim de köpeğim var. Benim köpeğim onun köpeğinden büyük. Onun gel. Abla zaten sevmese... Ya zaten sevmese Emre'yi niye kırmızı odaya çağırırsın? Hasan abinin ensesi demiş ki Tamer Melis filozof Afakan'a benzemiyor mu? Ay beni bir Afakanlar bastı şu anda. Gülme efekti. Allah'ım çıldıracağım ne yaşanıyor bugün ya. Ne yaşanıyor ya devam ya. Hadi gün balkona çıkarır. Ne? Olacaksa. Onu köpekle kabul edecek. Madem öyle. Yani olduğu gibi kabul olduğu gibi lazım. Anlat. Tamer çok iyi bir filozof. Anlatmak istediğim bu. Olduğu insanı, gibi kabul edecek. Değil mi? Abi ben de buna katılıyorum. Abi insanın değişmesi zordur.
Abi git kendi kriterine göre birini bul anasını satayım ya. Neye zorluyorsun? Esin abla bir insan olduğu gibi ben orada da söyledim. Erkekleri evin bir kızı dedim olduğu gibi kabul edecek. Değiştiremez. Evet. Dur orada bir şey yıktın galiba. Şimdi sizin çocuğunuz size kıymetli. Ben teyzeme kıymetliyim. Tabii ki evet. Tabii ki. Bunu biliyoruz. Bunun farkındayız. Ama işte bizim çocuğumuz, bizim çocuğumuz diye cümlelere başlarsak eğer. Doğru söylüyor. Vallahi bile bizim çocuklar, bizim çocuklar. Ne lan bu Türkiye milli takımı mı anasını satayım? İşin içine. Burada bir burada bir ayrışma başlar. Evet. Yani bence buna hiç gerek yok. Evet. Burada yolun başındayız dediğim gibi. Amenna. Ve bu yolun sonunda getirecek kişiler bizleriz. Evet. Ve bu yolun üzerindeyken siz karar kafamızın takıldığı, bizim aklımızın ermediği ve bizim gücümüzün yetmediği durumlarda aynen, biz gelip size danışırız. Ne güzel bir şey. Danışmak zorundayız. Yani hani ben öyle düşünüyorum. Ben evet, çünkü öyle yetiştim. Hepsinde bir hayır var ya, bunda da demek ki bir ben hayır dedim var ya sana, bunda da bir hayır var. İnan bana, doğru, bir hayır var. Belki... Hocam şu anda Murat'la Ercan'ın konuşması bizi gerçekten enterese etmiyor ama konuşsunlar bakayım. Şöyle bir şey olacak. Duygu abla sana karşı olan hislerini biraz... Giden gitmiştir, gittiği gün gelmiştir. Biraz daha anladı. Evet. Olabilir. Biliyor musun? Belki de seni Mehtap'la görmeseydi kıskançlık damarı tutmayacaktı. Ha, bak, sana olan sevgisi... Oğlum sen üstüne zırh mı giydin, ne giydin, onu öyle ya. Ben emin olamayacaktı. Ben Murat'tan acaba hoşlanıyor muyum soru işaretleri kalacaktı kafasında. Evet. İşte onda da... Ama seni başka bir kızla hayal edince bak, görünce değil, hayal bile edince kıskandı ki bu duruma geldi, bu tartışmaları yaşıyorsunuz. Onu dile... Ercan nasıl gaz veriyorsun ya, nasıl gaz veriyorsun, dur utandırma beni ya. Getirdi zaten, anladım, benim abi düşmanımla dedi. Aslında ben orada düzelttim onları da. Abi, kimse burada düşman mevzu değil birbiriyle. Mevzu düşman değil, mevzu rakip. Rakip mi? O sevgiyle, o sinir birleşince istenmeyen hareketler, gayri ihtiyari kelimeler artık kullanabiliyor insan maalesef. Sevgiyle sinir birleşmesi eşittir küfür demek istiyorsun yani sen. Yani sevgiyle sinir birleşmesiyle senin anana avradığını söylemiş olabilir Murat ama. Ya bunu kabul ediyorum. Ben Duygu ablayla mesela konuştum, dertleştik senin hakkında, konuştuk. Evet. Senin hakkındaki fikirleri çok berrak düşünceleri var. Berrak, ne haber lan berrak? Kızdığı noktalar yok mu var? Haklı mı? Haklı bana göre. Evet. Ben sana da zaten Mehtap muhabbetini de yaptım, söyledim. Ben de kırıldım sana zamanında. Ama ben de bütün bunların hepsini açıklamasını aynen, yaptım zaten. Aynen, yaptın senden çok Mehtap. Herkesin kırgınlıkları var yani, onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ama aşılmayacak şeyler değil sizin aranızdaki duygular. Yani inan bak, ben gerçekten aynı durumda ben kalsaydım, böyle bir şey yaşansaydı, ben bunu, evet, kızar mıydım? Kızardım. Ya Murat bir de yani yaptığın sapıklığa utanmadan kılıf uyduruyorsun ya. O kadar rahatsız edici bir boyan var ki. Yani üç tel saçına bir yere gitmiş, boya sürmüş sapık gibi ya. Kıskançlık olur muydu? Olurdu. Allah'ım ne olur yardım et ya. Bak bunların hep... Hayatı bu kadar seviyor musun gerçekten ya bu yaştan sonra? Şimdi kabul ediyorum. Tabii. Sadece şunu yapmazdım. Evet. Buraya oturup bu kadar insanın içerisinde bunu dile getirip ben başkalarını da tanıyacağım demezdim. Ben onu tıpkı dünkü gibi alırdım yine karşıma. Karşısındaki muhatapta kimse, evet, beni o duruma sürükleyen, evet, onu da alırdım. Evet. Üçümüz özel bir mesele bu çünkü. Üçümüz özel bir mesele olduğu için geçerdik yatak odasına, güzel bir threesome yapardık. Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun? Üç sam. Yani bizim, ne anlatmak istiyor? Bizim üçümüzün arasında konuşulması gereken. Burada diğer benim tamam hepsi kardeşim ama yaşları küçük, bu insanlara beni güldürmesinin, güldürmeye hakkı yok. Mehtap defteri benim için, Allah belanı vermesin senin. Türkü bar. Türkü bar. Allah cezanı vermesin senin. Şu vaziyetine bak. Kesinlikle. Şu vaziyetine bak. Kapandı. Ben onu toprağa gömdüm artık. İki dünya bir araya gelse ben de Mehtap'ın ismi bir araya gelemez artık. Ay senin çaketine operasyon yapayım ben ya. Murat konusunda Murat Duygu'nun kalbini çok kırdı. Duygu'nun bunların hiçbirini hak etmediğini düşünüyorum. Evet. Vallahi ben dünkü olaydan sonra şu yolu seçtim. Ne yolu? Ben biraz izlemek istiyorum yani. Ay Murat sen kim köpeksin ki bir de biraz izlemek, gözünü seveyim ya. Bir de kimsin ki sen kendine, bir de vallahi billahi hayırdır ya. Ki hani, şimdi gidersen ne yapacaksın kızlar evine? Şu anda ikisini de düşünmüyorum ben. İkisini de düşünmüyor mu? Kime lan, Aslı teyzeye falan mı göz koydun, ne yaptı? Düşünmüyorum derken şöyle gerçekten. Hayır, şey merak bir kendilerine gel. Ben istiyorum ki Aslı teyze Ayçeliçe'yi sıla elemeye bırakırsa beni de bu evden elesinler. Sizler istiyorum. Tamam yani. Abi şimdi kızlar evine gittik varsayalım, ne evet yapacaksın? Çok merak ediyorum. Hem sorun yok orada otur. Murat bu evin sapı olup herkesin... Hiç söylüyor, çok rahat. Özellikle Seda Hanım. Hasan abinin sesi. Özellikle Seda Hanım'ın savunması beni çok rahatsız ediyor. Yine konuşurum ben. Bak öyle bir şeyliğe girmem. Yani ben her zaman o çizgimi korumuşumdur. Evet. Herkese insan olduğu için bir kere başta değer veririm. İnsan olduğu için mi? Ve? Öyle bir sistem mi var anasatım? Herkese insan olduğu için. Oturup mesela Serhan'a değer mi vereceğiz şimdi? Duygu... Ya Serhan da insan, ona bakarsın. Duygu Hanım'la da...
Mehtap Hanım'la da diğer oradaki gelin adaylarıyla da aynı seviyemde konuşmaya devam edeceğim. Ya aynı gemide yol alıp ayrı düven tutarız gibisini. Yani otururum başka bir şeyden sohbet edebilirim. Duygu Hanım der ki ben sizinle konuşmak istiyorum. Murat yalnız Ercan galiba seni dinlemeyi bıraktı. Kendi kendine nasıl el hareketi çekerim trainingleri yapıyor şu anda. Kendi kendine acaba nasıl daha iyi nah çekerim? İşte şöyle bir birazcık şuradan şöyle çevirsek, şöyle patlatsak falan gibisine. Yani otururum başka bir şeyden sohbet edebilirim. Adam seni dinlemiyor şu anda yani. Duygu Hanım der ki ben sizinle konuşmak istiyorum. Konuşurum. Abla gitmeseydi Aslı teyze. İşin kötü tarafı Aslı teyze gidiyor. Yarınki bölümde gene geliyor. Ezkuşum. Yavru hamsi. Gidiyor. Bir dahaki bölüm bir daha geliyor. Hoşçakalın. Görüşürüz hemen. Hadi bakalım. Görüşürüz. Canım. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Aslı teyze yani rahatsız edici geldin. Rahatsız edici gittin inanılmaz ya. Ben tutup da ilgilendiğim kızı Erdem'e ona buna sormak benim şeyime düşmez. Evet. Niye? Ben çünkü hani laf benim için önemlidir. Ben eğer dinleyeceksem tecrübeli, büyük. Eyvallah. Sözü dinlemeyi her zaman kendime pekişmişimdir. Pekişmiş misindir? Adnan resmen kendi lobisini kuruyor ya. Adnan inanılmaz sinsi ya. Vallahi billahi ya. Bu konuda... Adnan resmen Murat'a yalakalık yapıyor şu anda ya. Tam da yalakalık yapılacak adama. Senin düşüncen nedir ha? Benim Daniela'yla yürüme imkanım sence ne? Nasıl görüyorsun? Onu benden daha iyi tanıyorsun. Ben izlediğim kadarıyla biliyorum. Sen kamera... Oğlum seninle Daniela ne alaka oğlum? Şu anda evdeki kimse senden hoşlanmıyor ki Adnan. Kamera arkası, kamera önü biliyorsun. Mehtap'a kızıyorlar ya. Mehtap'ın aslında... Evet. Özüyle sözü bir. Tamam ne geliyorsa söylüyor. Daniela daha söylemeyeni. Daha bu yarı... Pasif agresif. ...yarışmayı kurallarına göre oynamasını iyi biliyor. Haklı bu konuda. Bu konuda haklı. Ya amacı bence sanki daha finale gidebilmek için doğru adımları atmak. Bu konuda haklı. Hani burada düzgün bir eş adayı bulayım. Evet. Bu benim şahsi fikrim yani yalnız. Sen... Mantığını ön plana koyup duygusal krizler geçiren bir sosyopat. Şunu mu diyorsun? Artık buradan ne çıkartırsan çıkart. Hani bir gün çilek çikolatayı demiş ki. Aileleri... I'm sorry. Ben 3 aylığına Amerika'ya gidiyorum. Yaptığı görgü şunlar bunlar sahte mi sence? Sevdim mi anneanneni? Ya annen zaten çok tatlı. Sim for Semistan iyi ki varsın canım benim. Bir kadın. Galiba birazdan laptop götümde patlayacak. Senin için babam okulda izleyip aldırdım MacBook. MacBook mu? Yavrum 2-3 bölüm daha oynasaydın bari lan. Allah seni kahretmesin. 114'te kaldık Semistan. Anneannen de sen zaten. Garanti olsun diye. Mecan 31 hoş geldin. Aleyküm selam. Gerçekten. Elegant Wolf Club Halil İşko saat 3 gibi. Dünya iyisin insan. Elegant Wolf Club. Uyar mı sana? Saat 3 gibi falan Halil İşko izleyeceğiz. Saat 3'e doğru. Anladım. Okey mi? Aileler hakkında zaten ben kötü bir yorum yapacak bir adam değilim. Anladın mı? Müsaitsin değil mi yani saat daha erken şu anda? Çünkü hep... Duyuyor mu beni Elegant Wolf Club? Duydun mu beni Elegant Wolf Club? Sen evlatlarısın sonuçta. Evet. Anladın mı? Olur değil mi? Yazmıyor ki. Ve söylediği sözlerde haklı olduğu yerler var. Beni anladıkları yerler var ve ben en çok buna seviniyorum. Evet. Hani direkt senin açından gelmediler bana. Bu beni daha mutlu etti. Elegant Wolf Club. Cevap versene. Saat 3 gibi diyorum. Alo duyuyor musun beni? Bak cevap ver. Gecenin bir vakti beni bağırtma ya. Doğa 1-2-3 diyor ki mesela abi Halil İşko'yu izleyeceğiz mi? Yavrum dediğim gibi 3-4 gibi. Bir saat sonra falan. Ama bir saat sonra falan. Bazı... Canım Doğan benim ya. Sabahtan beri bekliyor vallahi kurban oldum ya. Notlar var onun. Efendim abi. Devam. Bunları sen anladın diye düşünüyorum artık yani. Devam. Hani ben sana dile getirmekten artık yorulmuştum biliyorsun bunları. Ve evet. Bu dile getirdiğim... Dur gerginlik geliyor, gerginlik geliyor. ...şeyleri bak tekrar sana teyzem söyledi. Ama şimdi yani Emre inanılmazsın ya. Şu anda Ayçeliçe çoktan kafada Whopper menüyü gömdü. 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 Haklı. Ben teyzenin konuşmaya hiçbirine kızmadım. Sadece sen benim gelinim değilsin demesine kızdım. Bence hatta buna kızmaya hakkın yok. Çünkü sonuçta... Kızmaya hakkı yok mu? Bilmiyorum. O ben zoruma gitti. Buna o zoruna gidecek bir şey, bir kelime senin değil. Annenin senin annenin fikirleri de benim için önemli zaten. Teyzen tamam ama annen daha önemli. Şöyle de bir... Peki Emre sen bunun nasıl farkında olmasın? Kadın bildiğin yani %100 hadsizlik yaptı ya. Durum var. Teyzemin söyledikleri annem için çok önemlidir. Tamam işte. Teyzenin söyledikleri annem için çok önemli olabilir ama bizim sikimizde bile değil. Aynı şey. Bir de böyle sılayı hareketler yapma benim de sinirlerimi germe. Daha önemli. Evet. Şöyle de bir durum var. Teyzemin söyledikleri annem için çok önemlidir. Tamam. Allah'ını seversen bir de ya. Bir de triplere bak ya. Triplere bak bir de ya. İşte
Gördüm panik psikolog yollayacaklar bana. Aynı şey. O yüzden bak, annenle, unutma yani. Hani tamam annemin önemli söyledikleri amenna. Ay Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah gene nereden çıkardın o amennayı aradan dereden ya amenna. Ama annemin ablası. Kopyan senin ya. Annemin ablası ve Ayça. Ayça beni bitir ya. Ayça çok başkasın ya. Ya şu anda yani gerçekten inanılmaz stresli anlardan çıktın gelmiş diyor ki kopyan senin ya. Amenna. Annem her zaman. Dekçim iyi ki varsın. Aman teyzemiz. Abi bu kel niye sapık bir... Yavrum o niye sapık? Onun çünkü gayrimeşru çocuğu var ya. Çocuğunu mocuğunu kabul etmiyor. Şey yaz, Esra Erol kısmetse olur Murat yaz çıkar. Söylediklerini dinler. Dikkate almıştır. Tamam. O yüzden zaten benim annem şu an rahatsız olduğu için buraya teyzem geldi. Geçmiş olsun. Yeyzeciğim aleyküm selam. Çetimizde Yeyze diye biri var. İnşallah aslı Yeyze değildir. Teyzem söyledi. Ve... Doğacım canım benim gerizekalı Doğa. 1-2-3 Doğa gerizekalısı duyuyorsun değil mi? Halleşko'yu bekliyorum diyorsun ya. Saat 3'te diyorum gerizekalı. Artık Allah belanı vermesin senin Doğa'na sıçayım. Ha? Doğa için çal. Allah cezanı vermesin senin. Teyzemi ha? Burada gördük. Tamam lan tamam dedik ya. Hani hakikaten hani iyi güldük ya Sloş'um aynen öyle güldük ya. 3 saat aynı şakayı yapar artık Kamil. Güldük ya bir kere güldük ya. 3 saat aynı şey. Abi. Amına koyayım. Halilişka izleyecektim. Hani bir tek. Vallahi billahi ya kusura bakmayın chat devam. İzlen. Bir kere güldük ya chat. 3 saat aynı şakayı yapar. 3 saat. Emirleri çok önemli. Bir şey söyleyeyim Emre. Abi oyun da oynayalım. Yavrum oyun cuma günü. Aynısınız ya. Çok aynı şeyleri konuştunuz. Ya. Aynısınız derken bak karakter olarak da aynısınız diyor. Ha? Yani sanki Emre ile oturdum ben konuştum. Ayrıca aynıyız işte onu diyorum aynısınız sana. Yani. Onu demek istiyorum. Bence bütün istiyorum ailem böyle. Tam bütün aile böyleyse o zaman ayrılın ya. Vallahi olmaz. Biz, abla yarın öbür gün daha çok başımız ağrıyabilir. Öyle yetiştirildik çünkü anladın mı? Durduk geldi birini 5000 lira kazandırmanın manası yok abla ya. Yarışmacılarımızı dışarıda yakalarsanız 5000 lira ödül. Yani hani güzel anlatılanlar, söylenenler, gördükleri... Ben gerizekalı olanı... Allah belanı vermesin. Ya niye bana atar yapmıyorsun? Niye gider yapmıyorsun? Allah cezanı vermesin. Sabaha kadar şimdi ben bunu kurulurum ya. Ben şimdi sabaha kadar özür dilerim. Doğa vallahi bile söz... Halleşko izleyelim lan. Doğa. Gel senin için Halleşko izleyelim gel. Rak rak tiki tak tiki siki sok. Bu ne kocacığım bizi lüks mekana getirmiş. Dur buna da bakacağız. Dur buna vallahi bile... Ulan chat yalnız yanlış anlamayın da bir şey söyleyeceğim. Size kötü bir haberim var. Bizim Halleşko videoları izleniyor. Tutuyor. Herkes Halleşko videolarını beni etiketliyor. Halilişko gibi daha şöyle bir yemek yiyemedim ya. Hani ben Halilişkoları kullanıp arkadaşlar sanki onlar üzerinden prim kasıyormuşum gibi gözüküyor. Ama galiba onlar beni kullanıyor. Galiba onlar beni kullanıyor. Allah kahretsin. Halili ben benim Halilişkolarla dalga geçtiğimi zannedip aslında Halilişkoların benimle dalga geçtiğini öğrendiğim o anı yaşıyorum şu anda. Canın sağ olsun ben çekerim kader sağ olsun kader sağ olsun ben giderim canın sağ olsun canın sağ olsun ben çekerim kader giderken canın acımadı mı bir kere de bu şehrin sensiz tadı tuzu yok canımı ağlama bana bakma öyle kaçamadım senden ölümüm senken bu hayat ne verdiyse gel Allah kahretmesin adam ya canım Celiliş kombenim ya Allah kahretmesin. Bir girişi var sokağa cinayetten olsun. Yapma. Seni. Yapma. Yatacak var. Yapma. Ne yerin yoksa buyur gel bize. Aman aman nasıl da doyam. Allah kahretmesin. İlk defa insan içine karışınca ben neyse hocam neyse vallahi billahi devam ederim ya. Kullanıldık chat. Kullanıldık. Biz yaşa. Kullanıldık. Yaşadıklarımız hep bu şekildedir. Herif boy abdesti aldı Allah kahretmesin harbiden chatin dediği gibi ya. Boy abdesti aldı herif ya. Tamam mı? Hani...
Anlatmaya çalıştığım şey hep buydu sana işte. Evet. Dur Emre'cim ne anlatıyorsun? Allah'ını seversen ya. Tamam. Tamer çok iyi bir billah. Kalkman güzel. Dikkat et dedikçe dikkat. Canım benim zehir hoşçum. Sen banlansaydın şu anda çete yazamıyordun. Time out yemişsindir. Sakin ol. Dikkat et dedikçe dikkat et dedikçe sen bana benim sana bunu kızarak söylediğimi düşündün. Evet. Ama sen beni bu şekilde konuşurken dinlemiyordun ki. Hareketlerine hep devam ediyordun. Amenna. Dinlemiyordun çünkü. En son radde ben sana her zaman bağırmakla bitiyordu bütün mesele. Emre'nin geldi. Amenna. Seninkisi de gelirse. Seninkisi de mi gelirse? El acımı iyi ki varsın. Hı? Garsondan gördüğüm Princess Treatment'ı hiçbir mi? Şeyin Erdem'i. Bizim Erdem'le bir ilişkimiz henüz yok da. O gece benim için çok ateşli bir geceydi. Melis resmen şu anda yapımı slayledi. Ailesi bir sürpriz yapar. Ailesi mailesi yok abla. Melis Erdem'i gümbür gümbür istemiyor ya. Bizim daha henüz bir ilişkimiz yok. İstemiyor ya, istemiyor ya. Ben istemiyor. Hep şöyle düşündüm. Burada finale gideceksem... Of. Aynen zehir hoş. Şey yazmışsın sen galiba gülüm benim. Tivirik mivirik yazmışsın ondan time out yemişsin. Finale gittiğim kişiyle ben evlenip çıkayım. Kokteyl reis galiba Mac'e inmiyor ya. Yani... Macbook'a inmiyor ya. Her şey olsun. Balayını da kazanayım. Evet. Düğünüm de yapılsın. Ödünler. Göbek de atalım salçayla. Ödülünü de alayım. Ama salçayla. Ama mutlu olsun. Mutlu olayım. Salçayla. Mutlu olayım. Tamamen benim niyetim bu. Götle. Evet. İşte, Tamer ne yapıyorsun ya? Tamer kendi kendine yayın yapıyor. Vallahi bir de Tamer çok iyi bir yayıncı. Nereye gelince... Allah Erboluşko güldüğüne göre kesin bu anı kesit aldı ya. Erboluşko güldüğüne göre kesin bu anı kesit aldı. Allah kahretmesin ya. Farklı bir boyut. Evet. Sadece ben hislerimden yola çıkıyorum ve gördüklerimden yola çıkarak söylüyorum. Kendini sadece Daniel'le için söylemiyorum. Kullandırtma, basamak olma yani. Basamak mı? Ulan bunun her tarafı basamak olsa ne olur Allah'ını seversen ya. Ben kendimi kullandırtmam ama sen... Adnan daha o zamanlar popüler değil ki. Sen de kendini kullandırtma. Adnan'ın bu kadar bu zamanlar böyle ezikken ikinci sezonun en popüler yarışmacısı olması, bu kadar çok fanının olması beni çok rahatsız ediyor. Hatta arkadaşlar Adnan'la Didem ayrıldığı için arkadaşlar Adnan'la Didem'in fanı olan bir yarışmacı çocuğunu düşürmüş. Burada üzüntüden en iyi kullanabilecek ya da belki de çocuk artık kendini mi yani salıverdi ne yaptı kendini mi kapı koyverdi. Tansiyon. Kick yasak diye Türk... Ya sen nasıl bir queensin ya canım benim ya. Deli olan bak öyledir de. Devil of Loves ya. Demiyorum. Gerçek gerçek arkadaşlar dur bakayım ya bulsak onu dur bakayım bir dakika dur. Dur bakayım bulabilir miyiz? Kısmetse olur. Adnan röportaj yazsak dur bakayım. Dur Adnan röportaj yazsak çıkar mı? Nerede? Şundaydı galiba bu videodaydı galiba. Bundaydı galiba. Neredeydi? Buralarda bir yerde söylüyordu ya chat. Buralarda bir yerde söylüyor. Her daim ki onlardan biri de sendin. Nerede? Dediler. Falan evet. Aldım yani. Evet. Öyle kamera pa girdim. Yani ne? Bir taş gözlüğünde ya şuna almış olduğumuz ilme kazanayım. Nerede? Büyük ödül. Ev içine. Kaçıncı dakikada söylüyordu acaba? Evlenir miydim asla. Şansım vardı. Evet. O baskıları. Kalabilmek için. Evet. İçeride ilişkisiz boyun. Evet. Kavga et gibi. Dur bakayım. Bir anda bitti. Sadece inanamadım. Kötü birçok. Onu bulmam lazım ya. Çok şey yaşandı. Kötü yaşadı. Evet. Var mı? Var şükür. Yani nerede bu hayattaki var? En büyük başarım. Çekiyoruz bir tane. Vallahi ritim kaçtı. Ritim kaçtı chat. Ama vardı öyle bir şey ya. Nerede bir şurada dakika makka yazmışlardır belki diyeceğim ama yok vallahi billahi ya. Yani çok sahiplendiler. Yani biliyorsun 2017. Burada mıydı lan? De, o dönemki kız arkadaşımla beraber yılın evet. Çifti falan seçildik. Yani o derece. Yılın çifti mi? Fanlar bu evet. Kadar demişti de. Bir yansıdın. Düşünüyorum açık. İstemez bir evin içerisindesin. Burada diyordu galiba ya. GPS saatlerden... Nerede o? Ya da etkisi... Evet. Sorular geliyor. Ritim kaçtı ya, ritim kaçtı ya. Doki olayların gerçek mi, yalnız evet. Ettiğimiz kuş aslında. Evet. Çoğu arkadaşımız çıktı. Bul artık. Vardı. Yani gerçekten dahil olmak üzere sonuçta... Abi çıldıracağım. Bir vallahi bir bulamadım ya, bulamadım ya. Potansiyel... Bulamadım ya. ...ili olan benim izlediklerimin içerisinde Daniel... Vallahi bulamadım chat. ...yadır. Şurada bile beni rahatsız eden birkaç hareketini gördüm ben. Ne? 4.35 diyor. Dur bakayım 4.35 diyor. 4.35. Kimse ömürlük. Dur. 4.35 diyor chat. Dur. Bunlar gelmeye başladı. Benim mesela vicdan azabı duyduğum şeylerden biri. Ha dur dur burası doğru. İsotu pasta iyi ki varsın. Biz oradaki kız arkadaşımla beraber ayrıldıktan sonra bir fanın çocuğunu düşürmesi. Abi çıldıracağım ya. O derece üzülmüş.
Oğlum sen ne kadar normal karşıladın, o derece üzülmüş diye karşıladı bunu ya. Çocuğunu düşürmüş ya, benim açımdan büyük bir vebal olarak algılıyorum ben bunu. Oğlum bu nasıl bir şey oğlum, oğlum siz sıyırdınız mı, ne yapıyorsunuz siz, anasını satayım, insanlar nasıl gerçekten bu kadar odaklanıyorlar izledikleri şeylere ya? Zaman. Burada. Ne gördün, bir şey yapmadım ki, oturdum sadece. Beni rahatsız etti teyzem. Ne diyorsun yine, oyça oyça oyça, ne diyorsun Emre? Ne rahatsız etti onlar. Ya bu kadar mı ailesinin etkisi altında kalır bir insan ya? Farkında değil. Ne o? Ben hiçbir şey yapmadım ki, ne rahatsız edecek? Ne oldu şu anda, rahatsız edecek bir şey yapmadı ki Ayça. Hani bir şey yapmadım. Annene karşı tavırlarım, anladın mı? Annene karşı tavırlarım mı? Ne var, annesiyle gayet iyi arkadaş gibiler. Ama ben annemle çok samimiyim. Çok samimisin ama işte bu samim. Ama Emre ben hep hoppa bir kızdım. Samimiyetini benim teyzem böyle algılamaz. Abi ne yapayım şimdi, 35 yaşına geldim. Senin teyzen güzel algılasın diye annemle sizli bizli mi konuşayım Emre? Ben öyle algılamıyorum. Samimi. Ay kara sineğinize sıçayım sizin, gitmiyor kara sinek de ya. Samimiyetinin farkındayım, onu görüyorum zaten. Yani çok yakınım annemle. Ama bir duruş sergilemen lazım. Çıldıracağım, bugün de chat Ayçeliçe kırmızısı giydim bir de ya. Ayçeliçe kırmızısı ya. Bazı büyükler var burada. Kırmızı dıt dırıt yanarken ateşinde. Bak büyükler var yanımızda, anladın mı? Anne bir dakika karışma, anne bir sus, bunları yapma. Yapma, bunlar hoş durmuyor çünkü. Ama bir şey anlatır, annem lafa giriyordu o yüzden. Ya girer, o büyüktür, büyük girer. Büyük girer mi? Hocam ama sen böyle devam edersen hakikaten bize büyük girer. Whopper menü, büyük menü. Konuşur, karı, bırak. Karı mı? Sen iki dakika sonra konuş. Ya da tatlı bir dille söyle, anneciğim bir şey konuşuyorum de. Ne karısı sen, Ekrem İmamoğlu musun ya? Türk milletinin hepsine. Güzel bir Ramazan, güzel bir karı. Bu da üslup, bu da konuş. Ne üslubu, ne diyorsun ya? Arıza. Evet. Anladın mı? Teyzem konuşurken ben hiç dedim mi? Teyze bir dakika sen karışma dedin mi? Nasıl girdim ben konuya? Nasıl girdin? Götten. Allah'ım yarabbi ya. Allah kahretsin. Erboruşko edit. Büyüklerimin yanında bana laf söylemek düşmez dedim. Bak tam. Bu saat oldu artık, kafayı yedik chat. Normalde bu saatlerde video izlemeyip oyun oynuyorduk. İyice sapıttık. Abi. İyice sapıttık. Eve gidiyor. İyice sapıttık Zeynep aşk. Tutuyor, bulaşıkları yıkıyor. Cansel arkasını dönüp gidiyor. Arkadaşlar yalnız bunların arasında romantik bir çekim yok mu sizce de oturuşlarında? Eksi. Eksi mi? Ulan sen kimsin ki, sen tanımadığın insana bir eksi veriyorsun, artı veriyorsun, delireceğim Mamma Mia ya. Bak Ceyda... Kara sinek. Ne yapmıyor? Harbi o dönünce döndü. Allah var. Evet. Bak Ceyda baktığında hamar atlı. Ceyda... Ben Ceyda'yı buraya gelirken Serhan dediği için Ceyda'yı hiç kafama koymadım. Evet. Buraya geldim, baktım ki Ceyda Serhan'ı silmiş ama... Hocam biz gene de Ceyda demesek çok mutlu olurum ya. Daha onun zaman... Artık Ceyda'yı rahat bırakın ya. Zamana ihtiyacı olduğu için... Hem zamana ihtiyacı yine var, bir şey hem de şöyle Ceyda'yı ne düşündüm ben. Mesela geçen hafta elemede ben Ceyda'yı yazdım. Çünkü dedim ki herhalde burada başka biriyle yapalım. Çünkü ben istiyorum ki Duygu giderse evet. Yani onun o gözlerinde onu gördüm ve acı çekmesini istemedim. Ya sadece bundan dolayı yazdım. Dün inan çok üzüldüm. Atlanın çağırmasını bekliyorum dediğinde. Allah razı olsun. Evet. İnan üzülüyordum. Niye? İçim... Oğlum sen niye Murat'a şu anda ekstra kendine de yapmış? Benden geçmedi değil Ceyda. Anamız babamız bize onay vermedikten sonra. Anamız yani bizim anamız babamız atamız. Yani İngilizler ilk gemilerini getirmiş netice itibariyle. Annen anneannen sana onay vermedikten sonra. Evet anneanne mennane. Tamam yine bir mutlu olmaya çalışırsın. Evet. Ama hep bir eksiklik hissedersin ki hayatında. Hissetmez mi? Yok hissetmem ben. Edersin. Niye edesin oğlum, salak mısınız siz, sapık mısınız, ne boksunuz Allah'ını seversen, ananla babanla mı yaşayacaksın sanki ya? Abi 30 kere söyledim Feropoliki, ailenden boşan. Ah anam da şurada. Gülüm benim, isteğim Erve, estağfurullah, banlamayız canım benim. Olsaydı. Baş tacısın ama bugünlük yok, cuma günü var gülüm benim, cuma günü var. De, çocuğumu görseydi demez misin? Derim. Dersin. Derim. Bunları demek istemiyorsan. Aslında şey, bir sloşum buradaysa ünlem oyuna şey yazabilirdik aslında ya, hani bugün oyun yok, cuma var gibisini. İnsanların bize... Hatta şey de yazabilirsin Sloş'um. Ünlem Tamer yazdıkları zaman Tamer abinin saat 12.30'da tuvalete gidecek falan filan. Her detayı veriyoruz size de, kurban olacağım ya arkadaşlar ya. Bugün oyun yok işte arasında. Saat 2 olmuş, bu saatte sonra oyun mu oynanır ya? Her şeyde ünlem yapmayalım ya. Karşı çıkmasına... Ünlem tuvalet 15 dakika sonra yüzünü yıkayacak. Evet. İzin verme. İzin verme. Bunu Ünlem Tamer. Tamer çok iyi bir anne. Alacak hareketleri ser. Abi özür dilerim. Ya Stey Merve yapma şunu Stey Merve. Allah cezanı niye kızayım ya? Ya niye kızayım Stey Merve? Allah'ım ne olursun bana yardım et. Bunlar benim vicdanıma oynuyor.
Bunlar beni vicdanımdan öldürecekler. Giremem. Vicdanından yaralı bizim hikayemiz. Kadirinden kalanı silsen de. Tamam mı? Çok mantıklı şeyler söylüyorum. Sana kızmıyorum da artık. Amenna. Ya sen Emre bir şey söyleyeceğim. Ulan insan bari şunun farkına varır. Yani mantık olarak. 2 bölümdür, 3 bölümdür gayet romantiksin. Oynuyorsunuz, oynaşıyorsunuz. Kızın yüzünü güldürüyorsun. Geldikten sonra bak ne hale geldiniz. Ha. Kur kafada kur kur kur. Tamam. Hop be. Gel otur. Yapacak bir şey yok artık. Yani şu saatten sonra... Siktir ananı avradını. Ellerin sen niye soğuk? Ay Çeliçem sarıldı ama çok soğuk sarıldı ya. Şuradaki sahneyi yaşadığım sahneyi sen hatırlamıyorsun herhalde. Resmen anısı var bir şekilde sarıldı ya. Sence nasıl, niye soğuk olabilir? Heyecandan mı? Heyecandan değil. Sen niye bugün kırmızı giymedin? Kırmızı mı? Ben bugün kırmızı giyindim usta. Sana ben dinle. Abla bir şey söyleyeceğim, kırmızıya kırmızı da olmaz ya. Yani beyaza beyaz bak çiftler. Beyaza beyaz giyiniyorsa, siyaha siyah giyiniyorsa eyvallah, kırmızıya kırmızı giyinilir mi ya? Ne dedim? Ne dedim? Kırmızı giyeceğim yarın dedim. Onu öyle sapık gibi anasını satayım. Şu chatteki Aslı'yı işte gerizekasını banlasın, banlayın artık. O tam bir gerizekalı çünkü. Evet, kırmızı kırmızı mı oturacaktık burada Allah aşkına yani? Evet. Ne dün Erdem'le Melis mor... Ya salak yani, onu artık banlayalım bence. Mor oturdular. Eline sağlık gülüm benim, Duygu Toşku. Melis bugün şey Erdem mor mu giymiş yine? Dün giydi ya bordo. Melis'e de bordo vardı. Ya kimin ne yaptı beni ilgilendirmiyor. Nerede? Teyzem peki ne dedi benim için? Sabaha kadar Whopper'ın bölümüne mi gelelim? Öyle bir şey zaten mümkün değil ki gülüm benim. Hani süre olarak mümkün değil. Ayşe anlat. Satucum Asya ne dedi biliyor musun? Asya geldi önce dedi ki işte bu dedi Tamer dedi değişik yayınlar yapıyor dedi. Bugün kırmızı giymiş dedi. Ondan sonra dedi yarın ne yapacak? Yavrum benim Satucum şimdi bir de oturup sana bunun detayını mı anlatalım yavrum Sato ya? Kim ya? 115 geldi Sato! Ay götünü Sato! Vallahi 115 geldi. Dur. Parasa. Geçeyiz Kemal Bey, sıkıntı yok. Hafta sonuna kadar, cumaya kadar... Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kemal Doğulu ile ikimizin saçları benziyor mu? Çabuk. Çabuk. Kemal Doğulu ile saçlarım benziyor mu? Çabuk. Hafta sonuna, cumaya kadar getirmezseniz... Arkadaşlar benziyor mu? Benziyor mu? Ha? Saçlarımı Kemal Doğulu gibi yapmaya çalışmıştım zaten. Çünkü Kemal Doğulu... Arkadaşlar farkında değil misiniz? Geçenlerde de Kemal Doğulu 1900 bilmem ne 40 bıyığı yapınca ben de bıyık yapmıştım. Baktın var. Ben arkadaşlar Kemal Bey'de çok varım. Getiririm Kemal Bey, sıkıntı yok. Aa. Getiririm Kemal Bey, sıkıntı yok. Aa. O ses... Aa. Aa. Sonuna kadar, cumaya kadar vaktin var. Getiririm Kemal Bey, sıkıntı yok. Aa. Aa. O ses tonuna dikkat et. O ses tonuna dikkat et. Getiririm yani. O ses tonuna dikkat et. Yok arkadaki... Yok arkadaki söylesin. Allah kahretsin. 115 çok teşekkür ederim canım benim arkadaşlar. Allah razı olsun ya. Hayır. Hadi az kaldı be. Hadi az kaldı be. Tamer çok iyi bir Kemal Doğulu. Niye tekrar şey? Tekrar? Hayır başka bir şey. Hande Yener, Tamer Doğulu. Başka bir şey söyledim sadece o kadar mı? Bunları annen anlatacak mı? Anlatacak tabii. Tamer Güroğlu. Şeyi tanımaya çalışıyorum Cansel'i. Ama dedim Ceyda'da nasıl bir şüphem var biliyor musun? Yani şüphe de değil aslında. İster istemez aklından geçiyor abi. E şimdi ben Serhan'la papazım. Papaz mı? Ne papazı be? Doğru mu? Anlaşamıyoruz. Problemliyiz. Evet, şimdi evet. Kız ondan bir rest yiyince öyle diyeyim. Anladın mı? Onu yani istenmeyince. Şimdi evet. Kız boşta kaldı. Ben şimdi kıza tamam ilgi duyuyor muyum? Duyuyorum. Yalan değil yani. Kimi? Hangi kızı? Tanımak istiyorum. Evet. Ama içimde de şöyle bir tedirginlik var. Acaba o kız gerçekten beni tanımak istediği için mi bana gelecek? E işte tamam. Veya... Çet bir şey söyleyeceğim. Artık tuhaf tuhaf görüntüler görmeye başladım ha. Tövbe estağfurullah. Paranormal şeyler yaşıyordum. Sanki yanımdan bir şey uçtu gibi hissettim ha. Serhan'la... Çok ekrana bakmaktan değilim ona inşallah Allah izniyle. Beni koz olarak kullanmak için Serhan'ı kullan... Vallahi bil, ne haber? Ha bitsin. 1-2 saate bitiyor yayın. Tamam geleceğim. Tamam sen geç yat ha. Geç yat. Ha geliyorum. 1 saate geliyorum. Uzan. Ondan sonra şey yaparsın. Ha, duşa girersin. Ben o zaman bir hafta boyunca şöyle bir... onun sıkıntısını çektim. Şöyle bir soru çıkıyor. Tamer çok iyi bir Bülent. Ortaya. Bunu, zaman bunu nasıl anlarız? Nasıl anlarız abi? Bir erkek olarak bu nasıl anlaşılır? Bir erkek olarak bunu nasıl anlarız? Ne soru ne? Nasıl anlaşılır? Akıllar. Tamamen içgüdüsel abi. Gözlerinden anlarsın. Ben sadece zamana bırakmak ben istiyorum. Ben dün zaten var ya yemin ediyorum sana. Evet. Daniela'yı uzaktan baktığımda ona bakıyor mu diye gözlerinin içine baktım. Baktın. O ne yaptı? Sana bakmadı muhtemelen.
Sen kendi kendine tribe girerken o sırada Dani muhtemelen duyguyla kavga ediyordu. Oradan anlarsın çünkü. Birkaç defa yakaladım. Evet. İlk yakaladın mı? Sıç. Ne yapıyorsun? Ben de onu yazdım zaten. Ve şey vardır ya hani kanka o çocuk bana aşık. Kanka o çocuk da benden hoşlanıyor. Kanka Berkecan'ı gördün mü? Beni kesikliyor. Ya siktir git suratına sıçayım senin. Senin vallahi bile suratına niye baksın? Senin o yağlı suratına niye baksın kaşmer? İlk sınav yaz. Manyak mıdır nedir anasını satayım. Vallahi billahi ya Hasan abinin ensesi ya. Abi ilaçlarını almadın mı? Abi. Ben de onu yazdım zaten. ben ne yazdım? Ama hayır ben devam ediyorsun. V'yi bastır bir daha. Yok ilk sınav. Bastır bakayım ilk sınav mı? Hocam sizin en büyük sınavınız... Yani artık onu KPSS mi dersiniz, YKS mi dersiniz, hatta gerekirse ÖSS mi dersin? ÖSS'yi mi kaçırırsın nasip bilmiyorum ama. WPS. Vapur pasif sınavı. Bunu geçtik mi? Bu bizim ilk sınavımız. Yani ünlem VOT. Ve ilk yükümüz. İlk yükümüz şey ha. Bunu git burada kimsenin göremeyeceği, kimsenin ulaşamayacağı. Emre gözünü seveyim ne kimsenin ulaşamayacağı sok kara sineğin vallahi billahi kanadına gitsin ya. Kara sineğin kanadına sok gitsin hayvan burada vallahi billahi ya böceğe sok. Sok kanadına gitsin ya. Sadece bizim bildiğimiz bir yere sakla. Tamam mı? Gerçi izledikten sonra bulurlar ama. Evet. Sonra... Evet. Acaba kara sineğin gözünden bunlar nasıl gözüküyor? Yerini değiştirirsin. Ve bu yükleri biz attıkça bunlar üst üste birikecek ha. Tamam mı? Amenna. İyi de bu yükleri bir yerde biriktirmek mantıklı değil ki. Küçük bir... Oldu oldu. Şemistan o sendin değil mi? İyi ki varsın canım benim. Çok teşekkür ederim ya. Yaramane. Donate atmak zor değil ya. Nereye ol? Donate'e kayıt olmak zor. Şemistan. Olacak ki bu. Bence resminin yanına koy. Ve kimsenin de dokunmasın. Kimse dokunmasın. Ve kimsenin de dokunmasın. Abla mükemmel bir cümle ya. Kimsenin dokunmasına izin verme diyecekti galiba. Bu bizim ilk sınavımızdı. Biz bu sınavı geçtik. Koyuyorum. Bence usta yani atlattığımız sınavları bir yerde biriktirmeye gerek yok. Biriken her taş bize yük olur. Bence en iyisi bunları bir kağıt yapıp yaksaydınız diyeceğim de bu sefer de kağıtlara yazık. Bence biriktirdiğiniz bütün yükleri götünüze sokun. Ne diyeyim anasını satayım yük mük yapmayın kendinize niye yük yapıyorsunuz ben anlamadım ki Emre nasıl bir felsefe bu ya. Gerçi şu sahnenin aynısı Kızıl Goncalar'da çekilseydi var ya. Şu anda Cüneyt'le Zeynep'e vallahi edit yapılıyordu. Bu resim, bu taşı resmin yanına koy. Ceyda Erva Efsa. Abi Twitter'ı katar mısın rica etsek 3 kuzen izliyoruz çok öptüm. Canım benim 3 kuzen izliyorsa gelir. 3 kuzene gelir chat. 3 kuzen diyor artık bu kadarını kıramam ya. Normalde arkadaşlar Twitter'ı kabul etmiyorum da 3 kuzen geldi artık vallahi billahi. Atarım Kemal Bey sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aa. Hafta sonuna kadar. Atarım Twitter'ı chat sıkıntı yok. Cuma'ya kadar vaktin var. Getiririm Kemal Bey sıkıntı yok. Aa. 3 kuzen diyor chat 3 kuzen diyor artık anasını satayım ya ver müziği baba ver müziği. Çerim yanından hiç ayıkamazsın. Eşofman takımı boynumda kolye. Seneler sonra bile tanıyacaksın. Para lazım çok para lazım. Senet sepet hızlıca para lazım. Tam 12'den vuracağım hedefleri. O yüzden canım en çok bana lazım. Mahkeme var. Bir de seri bir de seri. Koyuyorum benim Emre. Erva Efsa Ela, Ezel, Bezel neydi üçünüz? Yarınızın ismini unuttum şu anda bir geri kalanın. Canlarım benim şey bilgisayar varsa bir ünlem not yazsanıza lan. Sizin sayenizde mesela 3, sizin bir de kardeşleriniz vardır. 3 çarpı 2'den 121 yaparız burayı be. Ha? Nasıl ticari kafa? Erva, Efsa, canlarım benim. Ünlem not be. Valsa bilgisayar yoksa canınız sağ olsun. Cüneyd'in takkesi nasılsın canım benim? Bir daha yapmaz mısın? Yok. Ne yazdı? İlk. Bir daha her gün bir tane yapıyorum ya Cüneyd'in takkesi. Belki bir dahaki mesela geç saatlerde olabilir belli olmaz. İlk sınavımızmış. Birbirimize kenetlendiğimiz ilk bakayım. Günmüş. Kimse onu ellemesin dedi. İlk sınavımızı geçtik dedi. İki tane ikinci örnek öğrencim varmış. Ben de senin örnek öğrencin olabilir miyim? Yarın kardeşimi oynatacağım. Zeynep aşkı yap be. Yap be. Oyunu indirmek istiyor. İndirmek istiyor tabii. İndirmeniz lazım zaten. Ovdamla. Tamam mı? En son ünlem mod yazdıktan sonra kayıt ol indir. Taşı bir gösterseydin keşke bize. Tamer çok iyi bir gül pantolon yazmış ya. Tamam mı? En son taşı bir gösterseydin keşke bize. Evlenmek yazıyor aşkım. Arkadaşlar bu yayının sonuna kadar imkansız bir arkadaşa hedef koyayım. Bu yayının sonuna kadar 10.000 lira donate gelirse. Yazıyor aşkım. Ayça Liçe'nin kırmızı güllü pantolonundan giyerim hocam. Evlenmek. Burada iki telefondan oynasan iki tane ama farklı telefondan olmuyor zaten Nisa. İlk sınav yazıyor.
Ayrı bir tabağa koy. Abi sen niye buraya gözlerinin önüne koydun bunu? At gitsin ya. Birbirimize kenetlendiğimiz ilk günmüş bugün. Tarih de atsaydın. Bugün işte tarihi biliyoruz. İlk günü. Bugün işte tarihi biliyoruz. Siktir et işte o kadar da önemli. Günümüzmüş. Birbirimize kenetlenmişiz. İlk sınavımızı geçmişiz. İşte Daniel'le ile konuşmam ilk ben. Neydi şimdi Ayça Eriş'e gözünü seveyim. Keşke çekmeseydik bu sahneyi ya. Dala Emre'nin aklına keşke uymasaydın ya. Gecesinden bir gün önce konuştum. Ya dedim ki sen netsen netim de. Ben ona göre yolumu çizeyim dedim. Ben bunu... Adnan sen ne diyorsun ya? Adnan bir elen git ya. Bunu söyledim. Siz birbirinize gıcıklıktan dolayı mı o ismi söylüyorsunuz? İstediğiniz için mi o ismi söylüyorsunuz? Buraya dedi tanımaya geldik. Tanıyorum dedi. Senem benim için net değildir dedi. Amen go. Ki o bugün zaten ödülle dedi. Meleği çağırarak da o da kendi şeyini göster dedi. Amen go. Eyvallah dedim ben de. Bak ben buraya geldiğimde Ceyda yoktu kafamda. Niye? Evet. Ceyda kafasında Serhan vardı. Yani buraya geldim Ceyda Serhan'dan vazgeçmiş ama... Ben Ceyda dediğim an, evet. Ceyda Serhan'a inat mı senin dediğin gibi yoksa gerçekten beni tanımak istediği için mi? Hocam burada dizisi mi çekiyoruz anasını satayım ya? Ben bu ikilemde yaşayamam. Ben şuna da gelemem. Evet. Ben bir kızı tanıyorsam flört etmem. Zaten onu söyle yapması gerekenleri. Ne yaparsın? Direkt evlilik. Aynı şekilde kızdan da aynısını beklerim abi. Flört etmem ne demek ki? Ay be. Şu kapıdan ilk girdiğim günü hatırlıyorum da. Abi dur daha Emre biraz daha kalsaydı ya. İlk günü hatırlıyorsun evet. Lütfen. Ya. Ya tipini ölürüm aşkım. Sonra. Ya. Emre lütfen hadi ilk günü Emre. Emre lütfen. Az sonra. Ah ulan ah ulan vallahi bile Aslı teyze sen olmasaydın belki de bunlar burada romantik komedi tadında yaşayacaklardı ya. Ya. Emre lütfen söyler misin bir daha konuşmam. İlk bak. Günü Emre. Emre lütfen. Gayet de belki sempatik takılacaklardı belki ya. Sonra ya. Emre lütfen söyler misin? Bir daha konuşmam Emre. Defol bu kadar yeter. Aynen yani hadi artık ya. Hadi Emre geçmiş olsun. Geçmiş görüşüyorsunuz bizim canımız. Yeter be. Olan var olmayan var. Olan var olmayan var kıskanırlar. Hadi görüşürüz. Gerisini sen. Meris keşke söylemeseydin lan. Ben de şu. Dikkat et. Sen de. Ağlamayacağım. Kendinize dikkat edin. Ağlamayacağım. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Bizim de olur elbet be Emre. Olur mu? Senin yaptığın ilişkiye bak anasızım. Reşit Bozdağ. Nazar etme ne olur. Çalış senin de olur. Emre Erdem'e selam söyleyeyim. Leyley boşalmış ke. Leyley çatlamış ke. Evet. Geç abla geç abla birazdan. Geç birazdan kısmını. Ben evet. Şunu söyledim abi. Oraya geldiğimde de hiçbir şeyin abartısını sevmem. Ama bir evde evin işlerini... Be pantol. Neden mesela? Hanım yapacak. Tamam. Dur. Ne diyor? Şeyin abartısını sevmem. Ama bir evde evin işlerini hanım yapacak. Evet. Tamam. Tutup ben ona şunu yapamazsın, bunu yapamazsın demem. Evet. Tamam. Ömrüm boyunca demem. Tamam. Şu hani ben aslında bunları söylerken bir yandan babamı örnek alarak söylüyorum tamam sana. Tamam işte onu soruyorum ben. Yani... Ama oğlum şimdi şöyle düşün. Senin annen ev hanımı. Yeri gelip burada nasıl şakalaştık seninle iki gün? Senin annen ev hanımı tutup da yani çalışan birini bulduktan sonra sen yani elin götüne kaçar ben sana söyleyeyim. Anne... Kaçar. Sine gitmek gidiyor? İstedi, kalmak istedi. Hani bu akşam annemde kalabilir miyim dedi sana. Oo ben de kafaydım. Kimi çünkü şey yapmaz. Oo istedim. Ya evet. Sen var ya. Alın biraz vitamin gelsin. Eyvallah kardeşim. Vitamin mi? Gene bu herkese sürekli detoks suyu veriyor ya. Abi ara ara. Ne yaptı bu vallahi billahi ya. Şey yapmaz. Oo istedim. Mehmet yürüyor tarhana çorbası aman verirken ya. Mustafa. Ya. Ceyda Arıva abi Efsa oynadı zaten sen WoT oynarken demiş o sana Efsos diye ismi. Sen... Biz Efsos canım benim vallahi iyi ki varsınız Ceyda'cım Erva'cım Efsos'um. Çok teşekkür ederim canlarım benim. 0202. Kimi çünkü şey yapmaz. Oo istedim. Ya. Mehmet yürüyor tarhana çorbası verirken Mustafa olur gibi ya. Sen var ya. Alın biraz vitamin gelsin. Eyvallah. Alın biraz vitamin gelsin. Alın biraz vitamin. Kardeşim, abi ara ara gerekmiyor musun? Aynen adamın boku çıktı sonra anasını satayım. Sen evlilik yaşamış adamsın ara ara. Git tabi hanım deyip o da bir oh deyip şöyle bir evlilik. Benim babam istemezdi. Oh mu Murat gitti bile galiba. Allah rahmet eylesin. Annemi o kadar çok severdi ki artık sevgisinden böyle teyzem beni arardı mesela. Ya Murat babana söyle de. Hani... Ya Murat babana söyle de artık ananı birazcık sevmesin diye. Ne abla? Ne görmesin bak, yok kalacak annen bu akşam bizde kalsın. Ya baba kardeşidir kalsın bırak derdim ya o durumda. Ya, bir gün kalsın, çok seviyordu iki gün kalsın babam. Abi bir İnanılmaz. Hafta. O, yani sonuçta hafta erkeğin evdesiniz. O ne yani, diğer ne içer. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum ben. Bak her ne kadar yemek yapmayı sevsem de hani az çok menemen yaparım, makarna yaparım, şudur budur. Ama arada sürpriz olarak yaparım bunu. Sürpriz mi? Ya senin yapacağın sürprizi operasyon yapayım ya. Yaptığın sürprize bak menemen. Benim evimde yemeğimi pişirecek insan hanımımdır.
Bak ben hanımımın çalışmasını istemem. Tamam. O adam başka? Anladım benim ya, ne kadar değişik bir sapık. Benim eşim diyelim ki çalışmıyor evde. Kapıya geldiğimde tek bakacağım tek bir özellik var. Gülümsemesi. Ne yayın mı? İster yemek olsun, ister olmasın, ister... Ya Muratcığım güldürürsen gülümser anasını satayım. Bu ne kadar salak bir şimdi sistem. Ben böyle şeylere kızıyorum çete. Hakikaten böyle şeylere kızıyorum ya. Ev pis olsun hiç fark etmez. Güldürürsen güler sır. Abi, hiç bak buna... sarılıp o gülümsemeyle bir öpmesi var ya. Onun o sıcaklığı benim annem için de bu çok önemli. Vallahi çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Kapıyı açtı. Elinde var yok. Yani yemeği var. Tamer çok iyi bir hanımım. Çayı var. Yani ne var yok fark etmez. Öyle gülüm Moonshine. İnşallah okuyabilirim. Onu o gözlerinin içi gülüyor mu? Ona bakın. Abi psikolog hesabımı acaba Discord'da yazsam büyümem için chat destek olur mu? Instagram bu saatlerde bize... Arası o kadar. Oğlum. Yaz buraya yaz donate yaz. Yemek yapamadım. Donate yaz daha efektif olur. Evet. Kahvaltı hazırlayayım. Oo evet. Kurban ol. Ya da donate atacak şeyin kalmadıysa yaz chat'e yaz. Olur. Kadın aç değilim bir. İnşallah donate yazar. 5 lira 5 liradır. Neden? Yemek ne ya? Al bir ekmek arası domates. Kadın tarafından da baktığım yani. Zaman o eve geldiğimde de ben eğer işteki hayatımı evet. Buraya taşıyorsam onda da ben hata yapıyorum demektir. Amenna. Bugün neler yaşandı neler? Hem sizde misafirler vardı, hem karşıda misafirler vardı. Evet. Ayça'nın annesi, anneannesi. Ay tipini veririm Seda. Sonra aynı şekilde tabii evet. Ki Emre'nin teyzesi de bu evdeydi. Hükümet gibi kadın değil mi? Maşallah. Maşallahı var. Evet. Sonra soracağım sana fikirlerini ama... Canımın içi Cüneyd'in takkesi, hayırlı geceler taklım benim. Baş tacısın. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsın canım benim. Ben buradan kanalda izleyicilerine bir mesajım var, onu önce bir paylaşayım. Evet. İyi geceler canikom. Çünkü sizi izliyorlar. Yok yok, kazanmak şart değil. Sürpriz. Abi bu saatte abone hiç beklemiyordum Kalenji X'te. Arkadaşlar oyunda kazanmak şart değil, kaybetseniz de olur. Der müziği. Bu saatte abone geldiğine göre oynayacağız. 180 yakalayamazsın, geçerim yanımdan hiç ayıkamazsın. Eşofman takımı boynumda kolye, seneler sonra bile tanıyacaksın. Para lazım, çok para lazım, senet sepet, hızlıca para lazım. Hızlıca para lazım chat, çok para lazım, devam. Çeviriyorlar, kolunuzdan tutuyorlar, evet. Fikirlerini söylüyorlar. Artık sizin sahte sosyal hesaplarınız bile oluşmaya başladı. Evet. Sahte sosyal medya hesaplarınızı chat itibar etmeyiniz. Tamer Er'in Instagram hesabı Tamer Er 2 R'yle. Bu kadar göz önündeyseniz şu çağrıyı ben izleyicilerimle paylaşmak zorundayım. Kanal D'nin ekranda akıllı telefon uygulamasını indir. Evet indirin hemen chat akıllı telefon uygulamasını. Artık sen de kısmetse olur da. Şemis Hanım eline sağlık gülüm benim. Söz sahibi ol, görüşlerini bizimle paylaş. Amenna. Ekranda uygulamasından programla ilgili. Keser misin sesini? Olacak. Gece salak salak takmışsın kolyeleri vallahi billahi ya Melis gibi dinliyorum seni ya. Şimdi biz sizlerin telefonlarını alıyoruz ya. Ulaşamıyorsun sosyal medyaya buradayken. Evet. Ulaşamıyorsun da geri kalan 12 saat sanki dersin ki telefon yasak. Sonra yeni bir adetimiz var. Ben birkaç tane önemli gördüğümü sizlerle paylaşacağım. Mesela. Harbi seni çok seviyorum. Sen bir tanesin. Duruşun, oturuşun, her şeyin çok iyi ya. Çok güzelsin maşallah. İnşallah istediğim biri olur hayatında. Keşke bir gün görebilsem seni demi. Abla şu yorumu bizim chatten biri yapsa banlanır biliyor musun? Hiçbiri. Bu nasıl bir yorum Allah kahretmesin ya. Bu ne kadar yalaka bir yorum ya. Bu yorumu bizim chatten biri yapsa banlarız bize. Vallahi billahi. Kim? Chat bunu arasında barındırmaz. Chat böyle bir yorumu arasında barındırmaz. Moderatörler saniyesinde banlar. Ne demiş olabilir? Panik psiko PSK Beyza Tezcan. Bakacağım. Canım benim. Bakalım bir dakika. Pislik Beyza, psikolog Beyza, bir dakika, PSK, Beyza, Tezcan, PSK Beyza Tezcan chat, Beyza'cımı takip etmek isteyen varsa buradan takip edebilir. Aa burada çıktı zaten, direkt ben şimdi bizzat sayfayı açmayayım da, belki şey olur, bakarsınız siz sonra. Yok, ben niye Mehtaba dedin? Çünkü keşke birini görebilsem demiş. Ceyda da oğlum. Çünkü Dani herkesle görüştü. Sen görüştün ama tutturamadın. Bu kadar uzun yazmışlar. Dani'ye demişler. Benim adım Beyza Tezcan. Psikologlar kralı. Dani'ye demişler. Tahmin Dani'ye melek gibi isim. Dani'ye mi? Ne izleyicim? Bunun nesi melek Allah'ını seversen ya. Söylemiş bunu. Damlacığım vaktimiz var. 15 Eylül'e kadar vaktimiz var. Erkek mi kız mı melek? Seni çok seviyorum. Sen bir tanesin. Allah belanı vermesin. Bizim banlarız dediğimiz yorumu moderatör tepeye rap diye ile sabitlemiş. Rap diye rap rap zap diye zap zap rap rap. Gibiyse muhtemelen hanım izleyicimizdir. Sağ olsun. Galiba oturduğum yerde bacağımı sakatladım. Allah kahretsin ne oldu? Ben
Koşil tendonum attı. Evet, ne diyor? Ben arkadaşlardan razıyam. Akyarlardan razıyam. Sen... Akyarlardan değil lan, arkadaşlardan diyor. Erhan'ı bırak. Azerbaycan. Ya of, Azerbaycan ya. Ya VPN, VPN ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Azerbaycan'ı çok özledim ya. Dizdireme gor değer vermesen nece değerli olacaksan. Azerbaycan. Vay çobut suratlı, vay çobut suratlı. Çok özledim Azerbaycan'ı ya. Bunu acaba kime demiş olabilir? Abi Azerbaycan'da kek niye yasaklandı ya? Azerbaycan'da hayranlarım var. Öpüyorum Azerbaycan'a, teşekkür ederim. Azerbaycan'da senin de çok fanın var. Benim de çok fanım. Fanım demeyeyim de benim de çok sevenler var. Azerbaycan'da çok izleyenler var ya. Canım Azerbaycan. Ben Azerbaycan'ın fanıyım mesela. Bak. Evet. Vallahi bile. Kim var şu anda Azerbaycan'dan? Kim var chat? Evet. Bıraktım. Rahat olun. Bizim şey yok. Leman yok kaç gündür ya. Sema Nur Atan vallahi bir saati geçti ya. 1 saat 15 dakika olmuş. Hazırım diyorsun Azerbaycan'a falan. Her yere evet, açılırım artık. Evet. Güzel. Kaçırdın mı ağzını? Abi lütfen kakış molası. Yavrum benim ne yapacaksın? Ağzımıza mı sıçacaksın? Git yap sigara konu Sinan'ı. Sen sıçacaksın diye şu anda herhalde şeyi verecek halimiz yok. Aynı dudağın. Yayın nasıl diye. Ya Leman ya. Ya şuna bir şu ah Leman 01. Ona çok selam söyle. Öpün onu benim için. Dudağımın üstünde benim de piercing var. Aynı dudağımın üstünde ne diyor? Ve bayanlar arasında en çok beğendiğimsin. Hem duruşun olsun hem Cansel. Tarzın, kıyafet konusunda. Aydacığım ona öyle 5 sayfa gülmüşsün yavrum benim, yasak. Time out. Da... Ben İran'dayım. İran'a da buradan selamlar. Gülüm benim. İran'dan da çok izleyenlerimiz var. Böyle. Aydacığım sen devam ediyorsun. Sana direkt ban. Bu işaret. Tamamsın diyor. Ayda banlandı. Direkt ban Sıla. Böyle insanlar kazanır. Duruşunu hiç bozma. Can. Ban çünkü ban. Bana. Evet tabii piercing değil. Teşekkür ediyorum. Ben onu ben zannetmiştim ilk gördüğümde. Ben mi? Peki. Kimsin ben sen? Bu direkt zaten. Ayça abla çok güzel olmuşsun. Emre abi başkasına vermesi çok seviyorum. Desteklerim her zaman sizinle diyor. Emre abi başkasına verme. Ezgi Ünal. Ezgicim öpüyorum seni, teşekkür çok ederim. Güzel. Ezgicim ben de çok öpüyorum. Ezgicim. Sana da bu arada bu işareti yapıp çok seven de su. Şu işareti arkadaş, şu işaret şu. Su. Meyram'dı. Su Meyram ya. Onun da buradan adını yollayalım. Hepimiz hepsine de sevgilerim. Sağ olsun. Su Meyram'a buradan selamlar. Selamlarımızı bütün izleyicilerimize iletelim efendim. Şimdi evet, gelelim gün dedikodularına. Akşam saatleri yaklaşırken misafiriniz vardı. Tamer çok iyi bir ezgi. Bütün gün. Şimdi soracağım. Sıkıldın galiba. Evet. Hiç erkeğim. Tamer abi çok iyi olmuşsun. Chat'i başkası. Ben gelmedim. Benim konuşmam gereken şeyler. Aa Hüseyin'cim hoş geldin. Tamer biz senden razıyız, görünmüyorsun, dinlenmelisin, malum bir şeyler görüyorsun. Nasıl yani ya? Var. Erkek. Nasıl yani, siz görmüyor musunuz arkadaşlar? Yan yanayız, ne yapıyorsunuz ya? Bülent selam versene ya. Nasıl yani ya? Bülent'cim selam verir misin? Allah'ını seversen bir kendinize gelin arkadaşlar ya. Hep beraber burada işte bir arada yarın yapıyoruz ya. Mehtap'tan dinleyelim, sonra sana döneceğim. Ne sıktı? Ya. Dominant bir hanım değil mi böyle bir? Tabii Çanadolu, Yozgatlı, Ankaralı. Hocam dominant da şimdi öyle dominantlarda yokuz abla ya. Evet gayet dobra benim gibi. Ki görsünler yani Yozgatlılar böyle konuşuyormuş desinler. Bir tek ben değilim. Oralılar böyle açık sözlü olur. Ya, ve sen yüzlerce mehtaba hazır ol. Hepsi böyle olacak. Öyle mi? Evet hepsi böyle. Hepsi açık sözlü. Ya, arkasından değil yüzüne her şeyi dobraca söyleyip kendini düzeltmesini isteyecekler. Yüzüne söyleyerek ama. Ben de seni burada eleştiriyorum. Evet. Yeri geliyor arkandan konuşuyorum ama yüzüne de söylüyorum. Hepsi böyle. Amenna. Ne diyor bu ya? Mehtap ne diyorsun? Allah'ını seversen. Kapon medacım iyi ki varsın. Çok teşekkür ederim canikom benim. Olacak. Peki. Harbiden şu anda Cansel gibi tepki verdim ya. Yeri geliyor arkandan konuşuyorum ama yüzüne de söylüyorum. Hepsi böyle olacak. Harbiden Cansel gibi tepki verdim. Bu ne diyor ya? Peki. Şimdi Mehtap. Senin dobralığını biliyoruz. Amenna. Dobra beçer. Arada muzipliğini böyle laf sokuşlarını da biliyoruz. Oha. Sokuş mu? Hatunluktan azıcık. Hatunluktan. Genelde şuna dikkat ediyorum. Bayanlığın çağınındandır diyelim. Söylediğin en ağır şeyi yüze de söylüyorsun. Evet. Amenna. Yani onu fark ediyorum. Yani arkanızdan da konuşsa yüzünüze de söylüyor. Söylüyor. Mesela arkadan diyelim anamızı avradığımızı söylüyor. Geliyor yani anamızı avradığımızı yüzümüze de sövüyor. Sövüyor. Doğru. Söylüyor yani. Ama bak dobralıkla patavatsızlık arasında da bir sınır var. Onu bilerek yapıyorum ama. Patavatsız mı olmak istiyorsun? Sinirlensin birazcık didişelim istiyorum. İşte bak. Abi o iyidir.
Mehtap'ın bu huyunun hastasıyım. Bak yani dobralık biriniz... Abla saçmalama şimdi, Mehtap gibi biri olmazsa burada yani programın reytikleri çöp, çöp. Sinirlendirmek amacıyla yapılan bir şey değil. Evet. Şimdi başka. Mehtap'la ilgili... Bülent anksiyete atam geldi, ödüm koptu. Benim size hatırlatmak istediğim bazı şeyler var. Eyvah. Benim... Eyvah nedir? BTR'miz, bir bandımız var mesela. Ya. Tabii. Geçmişten mi? Bir izleyelim mi önce? İzleyelim abla, ne geliyor? Geçmiş, evet, gelecek, ortaya karışık. Şu kadar çirkin çıkmamıştır. Ay. Çirkin mi? Şu anda mevzumuz bu mu sence? Çirkin ne düşünüyor? Bana evet dediğinde saygı duyman lazım da gelip bahçede niye kızıyorsun o zaman? Sana hiç kimseye söylemediğim bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bahçede niye kızıyorsun? Eğer Ercan'ın geri geleceğini bilseydim... Anını avradını. Tekrar geri geleceğini akıl edebilseydim... Ama Ercan buna okey değil bu arada. Şimdiye kadar aptalca diğer adayların hiçbiriyle görüşmezdim. Peki dur bakayım, hazır Ercan Mehtap demişken acaba bulabilir miyiz? Dur bakayım, Ercan Mehtap kavga yazsak çıkar mı? Geliyor chat. Geliyor chat. Sen Ceyda'yı alıp böyle arkaya çıkarınca bir heyecanlandım bu çocuk ne yapıyor diye. Geliyor chat. Nerede o? Nerede o chat? Bir dakika, geliyor chat. Gelsin chat. Buralarda bir yerde chat. Evet. Geliyor chat, geldi chat. Beni, beni sevdiği için öyle takılıyor bana, biliyor musun? Sevdiği için takılıyordur zaten. Seviyor, ben biliyorum. Aramızdaki ilişkiyi kıskanma. Hmm. Biz onunla arkadaşız. Zaten ben seni Hande'den kıskanırım. Ercan, elini sildiğin peçeteyi üstüme niye atıyorsun? Çünkü ananı avradını, geliyor chat. Çok gerilim, çok büyük gerilim geliyor. Bölüme bak, 211. bölüm. Yani biz bu bölümü muhtemelen chat 2028'de falan anca izleriz. Mikrop oldu o. Yani? Ne yaptığını zannediyorsun ya sen? Aha. Ne demek mikrop oldu ya? Ne oluyor? Ne zannediyorsun sen kendini? Sakin ol şampiyon, sakin. Ne zannediyorsun sen kendini? Sakin ol şampiyon, sakin ol. Tükürdü. Suratına tükürüğü yapıştırdı. Ne zannediyorsun sen kendini? Sakin ol şampiyon, sakin. Ne zannediyorsun sen kendini? Sakin ol şampiyon, sakin ol. Suratına tükürüğü yapıştırdı. Ananı avradığını, baksana resmen gözünü kapattı ya. Rezil. Adam o. Ercan çok iyi bir troll. Olacaksın be. De karışmamak lazım. Ercan çok değişik bir troll. Ercan çok değişik bir troll. Bunu anladım. İşte bak, Murat da bunu anladı. Lap diye yapıştırdı surata. Bak beni sinir... Demek ki hata. Hayır, ben tam tersine biliyordum. Ben bunu tahmin edemedim. Nereden nereye işte chat? Nereden nereye? Ben tahmin ettim bunu. Bir de silmedi de hakikaten ha, Slice Witch. Öyle o suratta gezdi yani. Ve ona rağmen sadece iyi niyetimle Mehtap'ı... Murat, benim kızacağım konuları önemli. Biliyorsun Murat. Ben hakikaten kıskanç bayanım. Hakikaten kıskanç bayanım chat, yani kıskançlığımla da gurur duyuyorum. Hı. Paylaşmayı sevmiyorum. Ya ne yaptık be kadın? Karşı karşıya oturduk. İki dert neden gidiyor? Mehtap bugün beni çok güldürdü. Ne? Ya hocam, bir de senin şu Allah kahretsin bu ceket şey değil mi ya hocam? Ha? Mehtap tükürük kıyafeti. Mehtap tükürük elbisesiyle aynı, vallahi billahi ya. Tükürük Mehtap elbisesiyle aynı renk, bir de vallahi çıldırtma Amenna. Beni ya. Dur getir bakayım. Aynı elbise. Senin acımı iyi ki varsın. Aynısı. İymiş, beklermiş beni. Benim eve döneceğimi bilseymiş. Mehtap kusura bakma da insan yarını bildikten sonra ona göre plan yapar. Önemli olan benim gelmeyeceğimi bile bile beni beklemendi. Eğer sen bu tavrı sergilemiş olsaydın dışarıda seni çok farklı bir Ercan bekliyor olacaktı. Sen çok büyük bir şansını kaybettin maalesef. Canım Ercan'ım benim, helal olsun. Vallahi billahi. Ercan kendini izliyor şu anda. Allah kahretsin, Bülent de ben olur gibi. Bir taraf siyah olur, bir taraf beyaz. Bülent, sol taraf sen, sağ taraf ben. Sağ TVX, sol TVX. Bugün kendimi davet ettiğim gün Mehtap ondan bir gün önce beni Kırmızı Oda'ya davet etmişti. Evet. Tanımak için. Senden hoşlanıyorum dedi falan filan. Yeşil ışık yaktım dedi sana. Eyvallah dedi. Ondan sonra bir gün sonra ben de nezaketen çağırdım onu. Ve ben çağırırken de ona dedim ki bak, ben sana karşı duygusal bir şeyler hissetmiyorum. Sadece nezaketen çağırdım seni. Ama o geldi buraya, öyle bir şeyler anlatmış ki ben ekranda izledim değil mi? Göremiyorum. Demet, evet. Nasıl burayı? Kötü özelliklerimi söylüyor. Eyvah dedim. Madem sordun... Abi eski Tolga Kandemir, arka sokak Tolga Kandemir kim diye? Söyleyeyim, gala gecesi Murat'la... Eski kısmesi oradaki Tolga Kandemir'le... Evet, biz senden önce bir muhabbetimiz oldu. Tolga şey değil miydi lan bu arkadaşlar, çakal dövmeli Aybüke'yle? Çok da güzel gidiyordu ve ben... Olan değil miydi o? Ben huzuru buldum. Eski değil o, yeni kısmesi olur ya. Buldum diyordum yani, tam huzuru buldum diyordum. Sana açık söyleyeyim, ailen de Murat'la birlikte olmama karşı... O değil mi? Karşı değil. Ha, yeninin eskisi gibisine. Okey okey, tamam, taşlar yerine oturdu şu anda. Yanaşması. Tuğçe Kandemir mi? Allah kahretmesin seni. Vallahi bile bütün
Bütün hatlar gecenin bir vakti birbirine karıştı. Biz şey değil mi? Tanıma aşaması. Hiçbir engel yok. Şurada hani dostane değil değil mi? Sonuna kadar gitme. Dostane tabii ki değildi. Kırmızı odaya çağırıyorsun. Flört muhabbeti. Kırmızı oda mecbur. Ne alakası var abla? Ona bakarsan Serhan da Duygu'yu çağırdı. Ondan sonra olgun bayanlarına hoşlanıyormuş diyor. Kırmızı odaya çağrılan herkes duygusal amaçla çağrılmaz. Vur ona şey yapamam. Kırmızı oda mecbur. Ya şimdi ben Murat'ı dostane çağırdım desem inanacak mısın? Duygu saçmalama. Sen maneviyata saygı duyuyor musun? Sen var ya Murat'tan dolayı nereye patlayacağını şaşırmış. Bu yaptığımız normal. Murat'tan dolayı nereye şey patlayacağını şaşırmışsın kızım. Her bir şey miydi? Murat'la nasıl bağdaştırıyorsun bu saçmalığı ya? Ya bizim yaptığımız nereden biliyorsun? Ben onu anlamadım. Niye gülüyorsun o zaman her şey olur olmaz? Ya senin şu her şeye gülmen beni sinir ediyor ya. Senin tavrına gülüyorum. Senin tavrına gülüyorum. Şu haline bir bak. Nereye patlayacağını şaşırdın. Yalnız hocam bugün Mehtap'ı... O gün Mehtap'ı fena patlatmışlardı ya. Ay ben... Mehtap'ın... Koydum ne olur. Kıskançlık. Resimleri alıp duvarlara vurduğu gün. Onları... Acaba gösterecekler mi onu tekrar? Yapalım. Mehtap'ın sinir krizi geçirdiği gün. Yanlış ne olmuş yani? Bak sen hiç göremiyorsun şu an. Ne? Maneviyata saygın yoksa aynı şekil sana davranırım. Güzel ama bak onu çok düzel. Yakıştı. Çok yakıştı. Geliyor chat, geliyor chat. Yakıştı. Maneviyata saygın yoksa aynı şekil sana davranırım chat. Bak. Ay yerim onu ben. Geliyor chat, geliyor chat. Kızını yerim. Geliyor. Kızım analdın mı? Yerine koymuş ama onu. Kızım oraldın, evet. Daniela ayıp Daniela yani. Maneviyata saygın yoksa aynı şekil sana davranırım. İzlenmiş, ama bak. İzlenmiş. Minaji, yavru hamsi. İzlenmiş. F1386. Çok saygılıyım ki onu güzelleştirmişim bak. Bak çok şeker oldu. Ay yerim onu ben. Bebek. Aa! Mehtap. Yok artık yani. Gel. Abla yok artık, bok artık yok. Aynı tepkiyi yalnız Daniela da verdi ha. Gerçekten de yok artık. Yeter artık. Yok artık. Aynı tepkiyi Dani de vermişti hocam. Yok. Tamer yemin ederim odamda ışık patladı. Deli değilim sarı ışık. Yok öyle bir şey ya. Yok artık. Saçmalamayın arkadaşlar ya. Ne odamda ışık mı patladı arkadaşlar? Var mı öyle bir şey? Sadece. Bülent sen mi açtın? Ne yaptın anasını? Öyle bir şey mi oldu chat? Öyle bir şey mi oldu? Anlıyorsun. Arkadaşlar herkes kafayı yemiş. Ne yapıyorsun? Bir tane. Kimse ilaçlarını almamış Olçi. Harbiden bugün kimse ilaçlarını almamış belli oldu hocam. Varsa var be benim çocuğumu karıştırarak böyle hareket yap. Chat de kafayı yedi. Chat de delirdi hocam, chat de delirdi. Yani saçmalıyorsun. Ne yapıyorsun? Bir tanem varsa var be benim çocuğumu karıştırarak böyle hareket yap. Mehtap mı? Ne oluyor abla vallahi billahi ne oluyor ya? Şok oldum. Şok oldum şu anda ya. Şok oldum ya. Hayır oğlum iyi diyorduk. Kendime geldim. Bugün iyiydi. Ne oluyor baba ya? Gerçekten Mehtap mı? Valla ben de çok şaşırdım. Serhan duydun mu? Bugün iyiydi diye. Gerçekten bu bizim tanıdığımız Mehtap mı? Bizim tanıdığımız Mehtap mı? Gerçek Mehtap bu zaten. Güzel. Gerçek Mehtap bu. Güzel, böyle devam et. Bak kızım söz konusuysa ben diskalifiye olurum. Ama bir saniye. Eğer Bülent söz konusuysa ben diskalifiye olurum. Bir saniye, damara basmış. Bir dakika. Kızaklı abi, Mehtap sonuna kadar haklı. Kızıyla alakalı ya, bir durum var. Haklı ya da haksız, sonuç itibariyle... Kızının ayıcını getirmiş. Lan burada haklıyı haksız ayırt etmiyorum. Kızıyla alakalı bir şey var abi. Ha biz orayı kaçırdık. Dani'nin orada yaptığı gerçekten tasvip etmediğim şeylerdi ama... Ama orada evet bir kızı muhabbeti vardı ya. Hani kızı yerine koyduğu şeyle böyle oynaşması falan onu rahatsız etmiş olabilir. Dolayısıyla orada Mehtap'a hak verebilirim. Ama daha önce... Hak verebilirim. Zaten zaman zaman korumama rağmen gerçekten Dani'nin bu tavırlarının olduğunu dile getirdim. Arkadaşlarımı da uyardım bu konuda. Amenna. Mehtap'ın haklı bir oradaki tavrı vardı. Yok ya. Ben Mehtap'ın gerçekten bunu hak etmediğini düşünüyorum ve Dani'nin de bunu yapması beni çok üzdü. Evet. Gerçekten de Dani gerçek yüzünü artık ortaya koymaya başladı. Murat bir şey söyleyeceğim. Sen beni herhalde sevdin, ben seni herhalde sevdim. Düzeltseydi, özür dileseydi zaten öyle bir şey yaşanmayacaktı. Ama Dani... Öyle bir şey yaşanmayacağını ben de biliyorum ve kaldığımız yerden Allah'ın izniyle Cuma günü devam etmek istiyorum. Yorulduk artık, saat oldu 2:22 chat. Hadi bebi, bebi gidelim artık Tuğhan'ı Cemre. Bebi gidelim artık bebi. Chat'çim, YouTube'çum, canım benim, Allah'a emanet ol. Canikom, YouTube'çum, Allah'a emanet ol. Sizi seviyoruz. Like, yorum, abone aşağıdaki kick linkinden yayına gelin. Bugün Perşembe, bugün yayın yok chat. Yarın yayın var, Cuma günü. Sizi seviyoruz chat. Artık başa baş gidiyoruz bu arada YouTube'da. YouTube'çum, kaçırma. Tekrardan yalnız bölümler kaçabilir, kaçırma. Sizi seviyorum, öpüyorum. Yarın öbür gün başınız ağrıyabilir.